أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Sabahımız mübarek olsun. Günümüz de bereketli olsun. Amin. Kainattaki en büyük hakikat imandır. Hizmetler içinde en büyük, en kutsi hizmet de imana hizmettir. Vazife itibariyle hayattır. Hayata hizmet etmektir. Vazife itibariyle. Ama kutsi hizmet iman hizmetidir. Onun için Cenab-ı Hak bu mevzularla bizi meşgul ettiği için Allah'a hamdü senalar olsun. Sonsuz, nihayetsiz. O Zat-ı Zülcelal ki bütün hamdler, bütün övgüler ona layıktır. Habibine de selatü selam olsun. Allah şefaatine mazhar etmesin. Efendim 23-12-2018 Küçükçekmece, Dima 64, Tahayyül dersimiz 9. Bugün havamız çok iyi elhamdülillah. Yani hakikaten siz de kelam tekrar edin içinize. Bugün havam çok iyi. Peki, şu anda aletiniz değişti mi? Değişmedi mi kelamla? Değişti. Çünkü niye? Şudur arkadaşlar. İçeriye çıkan, giren ve içeride bir kuvve aktif olan her şey tahayyül ve tasavvuf serbest bölgede aktif oluyor. İstisnasız. Şaka ile bile söylesiniz. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ben diyor şaka dediği latife yaparım ama latif olmalı. Yani o bile anlamlı yapar böyle. Şimdi doktor bana böyle şey yaparsın sonra yani yap deyince yaparsın. Şimdi sevgili arkadaşlar, geçen hafta bir konunun tam ortasında kaldık. Ben o metni okuyayım ve okumadan okuyayım, metni okuyayım, çıkarımlarımızı çabuk okuyayım. Geçen hafta üzerine konuştuğumuz üzerine konuşmayacağım, sırf okuyacağım, kaldığımız yerden devam edeceğim. Tamam. Sonra Emre'nin anlattığı, yaşadığı bir haleti doktor buradayken anlatmam bir daha. Çünkü Bakırköy'e götürürler. Şey demiş ya. Bakırköy Kur'an neydi o? Mazhar Osman. Mazhar Osman. O köylüsü var. Çünkü doktorun konuşması benim konuşmama benzemez. Mazhar Osman köylüsü demiş ki oraya köye gitmiş. Yani. Demiş ya sen delisin, şöylesin, böylesin, hükümete söyleyeceğiz. Seni tanımıyorlar, senin köylün olarak senin ne kadar deli olduğunu anlatacağız. O da demiş ki, sizin benim hakkımda deli olduğunu söylemeniz demiş, o kadar mana ifade etmez. Ama ben sizin için deli dersem demiş. Resmi ya. Tamam, benim demem değil de senin demen çok önemli. Sen bana bu tıbba göre bilmem şeysin dedin mi? Bitti ya. Peki. 633. Sözler 633. Öyleyse su ihtiyarında neşet eden. İhtiyar deyince aklınız gitsin hemen şeye. Şu sayfa kaçtı abi, özür dilerim? Defter sayfası. 313. Ha, 313. Aklınız gitsin bakın. Cüz-i ihtiyar şuradadır. Diğerlerini de bloke edebiliyor. Tamam mı abi? Ben metni okuyacağım o kadar. Bak, su ihtiyarından neşet eden, su ihtiyar, kötü kullanmak, küfür sarhoşluğuyla, küfür sarhoşluk, dalalet divanelik, divaneliğiyle, san hakimin şu misafirane dünyasını tesadüf ve tabiat oyuncağı olduğunu tevehüm edin. Ve cilve-i esma-i ilahiyeyi tazelendiren masnuatın, zamanı geçmesiyle vazifelerinin bittiğinden alemi gayba geçmelerinin Adem ile idam tasavvur ederek ve tesbihat sadalarını zeval ve firak-ı ebedi vabelyası olduklarını tahayyül ettiğinden ve mektubat-ı samedani olan şu mevcudat sayfelerini manasız karmakarışık tasavvur ettiğinden, görüyor musunuz? Yani tahayyül ve tasavvurları farklı kalemle yazdım. Tasavvur ettiğinden, hepsi acayip bir şey, tevehüm et diyor. Tahayyül ediyor. Ve alimin rahmete yol açan kabir kapısını zulümat adem tasavvur ettiğinden, tasavvur ve eceli
hakiki ahbaplara visal daveti olduğu halde bütün ahbaplardan firak nöbeti tasavvur ettiğinden hem kendini dehşetli bir azab-ı elimde bırakıyor, hem mevcudatı, hem Cenab-ı Hakk'ın esmasını, hem mektubatını inkar ve tezif ve tahkir ettiğinden, merhamete ve şefkate layık olmadığı gibi, şiddetli bir azaba da müstahaktır. Hiçbir cihetle merhamete layık değildir. Şimdi ben size metni okumadan okudum. Şu şey var en son. Üstad Hazretleri biz bulduktan sonra, yani şey yok tabii, ben bilmiyordum. Rüyada Üstad bize, bana demişti, serbest bölge, hatırlarsınız. Geçen hafta işe ararken, Üstad hakikaten külliyatta serbest diyor. 278 sözlerde. Ben bilmiyordum külliyatta böyle dediğini. Yani belki de en fazla okudum Risale. Vesvese Risalesi. Hı. Ama burada bunlar için diyor ki bunlar bir derece serbesttirler diyor. Bir derece ne demek? Biz de hani Rüyada bize demişti. Her daim insanın kontrolünde olmayan. Her daim. O zaman bir derece serbesttir. Hı hı. Tamam. Şimdi şu ara formatı gibi gözüküyor. Şöyle yapayım. Tahayyül. Bu ara format olarak gözüküyor. Tevehüm. Farklı kalemle yazayım mı? Tevehüm diyor. Şuraya tasavvur diyor. Ne diyor burada? Tefekkür mü? Tefekkür. Ondan sonra şey diyor. Yani bunlar için diyor ki 278 sözlerde bir derece serbesttirler diyor. Mutlak serbest değildir. Mutlak kontrol altında değildir. Bir derece deyince nısıf nısıf, yarı yarı. İnsaf nısıftan geliyor, yarılamak demek. Bir derece deyince tamamen değiller, tamamen kontrol değildir. Buranın adı. Burası, bak şurası. Sözler 278 de geçiyor. Yani serbest. Ben şöyle bir şey anladım. Tövbe bunun içindeki şeydir. Fakat tasavvurun ilk kapısıdır. Tefekkür de taakkulün ilk kapısı. Ara format gibi bir şey ya. Tamam. Mesela alemler geçişinde Kur'an'da ihvalar öyledir. Bir de gunneler öyledir. Yu'minun ellezi böyle o gunne ve ihvalar alemler arasındaki geçişin berzahlarıdır. Tamam mı? Berzahları. Onu yapmadığın zaman direkt alemden aleme geçiyorsun. Hani ara berzahlar ortadan kalkıyor. Hakikaten gunne olmadığı zaman Kur'an'da hakikaten güzel olmuyor. Tak tak sıçrama gibi oluyor. Mesela bir derste anlatmıştım hatırlarsınız. Metler dört çekiyor ya. Bir var bir met. Bir de dört çeken met harfi bir şey var. Dört elin. Sekize kadar caiz bu. Sekize kadar bazı imamlar. Çünkü 30 tane kıraat imam var. 10 tane kıraat imam var. 2 tane ravisi var. 30 ediyor. Mesela İmam Asım'dır bizim kıraat imamımız. 8 de çekilebiliyor. 4-8. 4 mesela o ellezi ne diye elif lam mim o 4 elif 4 alemi gösteriyor. Yani kıraatta ilk gösteriyor. Arada şöyle okursa
Elif, la, mesela ha, mi, ha, mim, ayin, sin, kaf. Bunlar ara berzahları atladı. Bak, ikinci okuyorum. Ha, göstermek için uzatacağım, o kadar değil ama. Ha, mim, ayin, sin. Bak, bu kadar değil de göstermek için yapıyorum. O ihfala gunneleri ara şey gibidir. Niçin ona girdim? Buna benziyor. Tamam. Mesela şöyle yapabilirsin. Ha, mim, ayin, sin, kaf. Bu böyle var, kesik görüyor musun? Atlamadır bu. Ha, mim, ayin, sin, kaf. Fe zaman sıfatı. Kaf. Dimada uyguluyor. Adınız gibi bilin. Allah Resulü diyor ya, ben latife yaparım. Latife, latife de latif olmalı. İnan bana, el, göz, kulak, burun, dil, ne olursa olsun. Hayal ettiğin her şey serbest bölgede hepsi uyanıktır, aktiftir. Şaka ile dahi desen. Şaka ile yalan olmaz. Yalan yalandır. Şakası da olmaz. Yalandır. Mesela insanları güldüreyim diye, bak ona söyleyeyim. İnsanlar güldüğünde şaka yapıyor değil mi? Allah Resulü ve dinimizdeki hüküm vermişler. İnsanları matrak olsun güldüreyim diye yapmak münafıklık alametidir. Çünkü bu adama güvenilmez. Çünkü ne zaman doğru söyleyeceği belli değil. Bilmeyerek insanlar münafıklaşmasına sebep dini legolarla, dini malzemelerle dalga geçmesidir. Domuzu çıkart, hocayı çıkartma. Bu münafığın şeyidir. Bunu tekrar eden bir insanın kafası böyle olur, böyle düşünür. Yani dini motiflerle dalga geçmeli. Şaka yapmak çoğu ulemaya göre küfür alametidir, kafirdir. Vicdanı rahatsız olmadan bunu nasıl söylüyor? Sen mesela itiyor vicdanı. Onu niye itmiyor? Münafığın alametidir. Mesela yalan, yalan lafzı kafirdir de. Lisan'da böyle geçer. Kafirin kullandığı yöntemdir. Ama yavaş yavaş her yalanı yavaş yavaş oraya götürür. Yani bakın, ha, kaf, ha, ya, ayin. Bak, orada bile buna dikkat edendi. Sen yalan söyleyeceksin. İki şey arasını atlamayı böyle yapacaksın. Güya çıkış kabul ediyor. Yalan çıkış olarak biliniyor. İçici olarak belki bir çıkış gibi gözüküyor ama uzun müddet değildir. Niye? Aldanmışlığın dışarıdaki ifadesidir. İçeride aldanmış, aldatıyor. Allah Resulü diyor ki, aldatan aldanandır. Aldattı dışarıda. Kim bu? İçeride aldanandır. Anladın mı ben bu hadisi? Aldatan aldanandır. Ya hakikaten hemen tevhile şey yapıyoruz, izah ederken bazı alimler, ahirette bu aldattığını göreceksin orada aldandığını anlamına veriyor. Tamam, bu bir manasıdır. Ben böyle anlamıyorum bu derslerden sonra. Aldattı dışarıda. Ne? Aldattı. Niye yaptı bunu? İçeride aldandığı için. Benim ahirette pek şeyim yok. Ne varsa ben hep ahiretteki mevzuyu hep içeride izah etmeye kalkıyorum. Eğer içeride aldanmasaydı, dışarıda aldatmayacaktı. Şimdi metni okudum. Geçen hafta üzerine durduğumuzu çıkarımlarla çok uğraştık. Sırf okuyacağım, izah etmeyeceğim. Kaldığımız yerden sonra devam edeceğim. Çıkarımlarımız demişiz. Sarhoşluk ille bizim bildiğimiz içkiyle değilmiş. Hazreti Ali'nin bir sözünü nakletmiştik. Mal sarhoşluğu içki sarhoşluğundan beterdi. İçki sarhoşluğunun bir müddeti zamana vardır. Ama mal sarhoşluğu ölünceye kadar devam eder. İki, dalalet neymiş?
Kısaca iman ve İslamiyet'ten ayrılmaktan, Allah'a isyankar olmaktan şaşkınlığın doğurduğu sarhoşluk. Yani mazi ve hal, bu benim şeyim. Yani mazi ve hal ve istikbalin kalkması. Küfür ise biliyorsunuz örten manasında ya, kafirin sıfatıdır. Haddinin inkar edip gizleyen kafir, yani örtüyor. Şirk ve kafirlik farklı şeylerdir. Çok farklı. Şirk Allah'ı inkar değil eş koşmaktır. Kafir Allah'ı inkar değil Allah'ı örtmektir. İnkar şeydir. Dinsizlik yani halde kuralsız demek. Bunlar böyle lügata giremezsiniz. Şimdiki zamanda kuralsız yaşamak, dinsizlik. Yani mazi ve mustakbelin eşit olmasıdır. Bu iki sıfat insanı sarhoş ediyor. Yani serbest bölgeyi şeytan ve avanelerine teslim ettiriyor. Küfür ve dalalet. Serbest bölgeyi, şu serbest bölgeyi zalimlere teslim ettiriyorsun. Artık mutlak hakim onlar. Üçüncü çıkarımımız. Bunun üzerine durmuştuk bunları. Vücudu şeylerin kendi aleminde Adem'e döküldüğü yer, tasavvur. Şu görüyor musunuz tasavvur? Vücudi şeylerin Adem'e döküldüğü yer. Yani tahayyülün de Adem'i var, tasavvurun da Adem'i var. Yani Allah'ın iki menzili gibidir Adem ve vücut. Oradan alıp oraya koyar. İnsanda da tövbe. Yani Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah, Rahman ve Rahim isim ya. Ama Allah zata bakıyor, zatı tanımlıyor. Rahman ise kafir mümin fark etmeden muamele görüyor, rızıklanıyor, şifalanıyor vesaire. Rahim ise iman edenlere iman ettiği şeyle hem dünyada besliyor onu hem ahirette besleyecek Rahim. Rahim kafir de yok, Müslüman da var. Bakın iyi dinleyin burayı. Rahman kafir mümin fark etmeden hepsinde aktif. Rahim müminlerde aktif. Allah müminlerin herkesinde, herkeste aktif değil. Zata aynadarlık yapanlarda aktif. Ayna. Evet. Yeni mi buldunuz? Yeni buldum. Bismillahirrahmanirrahim'deki üç ismi evet. Şeye uygun. Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah ismi mesela Rahman insanlar ismi konuluyor, Rahim konuluyor, Allah konulamaz. Biliyorsunuz Emir de anlatıyor. Evet. Zat isimlerdir. Zat isimlerin başındadır. Allah isim gibi gözükürken zatı tanımladığı için ismi azamdır. Ustad ikinci şu anda Allahu Ehad diyor. Tamam mı? Zat isimlerdir. Zatı tanımlar. Bunun hakkında Mesnevi Nuriye'de bir ilem var. Çok çok harika. Şemmemidir, Şamme'de de başında anlatıyor. Ondan sonra zati şeyde anlatıyor. Zati ismi tamamlıyor. Şimdi oraya baktığınız zaman, tamam mı? Oraya baktığınız zaman Allah ismi şeye bakıyor. Zatı ene ile ene şeyi. Burada sayfa Şemmel'de. Burada anlatıyor. La ilahe illallah'daki Allah anlatıyor. Şimdi zata aynadarlık edenlerde Allah ismi ettiği için Allah ismi onlarda aktif. Ona girmeyeceğim. Abi. Vazifede abi var. Bir böleyim mi Allah aşkınız? He. Böleyim mi? Böl. Birden kalbimde gelen bir şeyi söyleyeyim size hemen. Çıkmadan yapamayacağım abi. Yine çıkmadan yapamayacağız sen abi. Bakın sizin anlatımınız. Tamam dinliyorum sizi. Seni dinliyorum. Şimdi bir dışarıda bir elektrik sargısı, bir sargı var. Tamam Hasan abi seni bakıyorum. Bir de içeride bir sargı var Hasan abi. Tamam. Tamam mı abi? Şunu sargıyı şöyle böyle yapalım. Nedir o? Bobin mi? Hasan abi bu motor diyelim. He. Şöyle yapalım şöyle. Böyle şöyle evet, nasıl yapalım işte. Şu şöyle. Hasan abi şu içeride dönüyor. Bu dışarıdaki sargı. He. Hasan abi. Tamam. Tamam. Şimdi Hasan abi. Şu
duruyor. Hiçbir şey yok. Tamam mı Hasan? Bakın hiçbir şey yok. Tamam. Etki yok. Ama bu başlıyor dönmeye Hasan abi. Bakın diyelim ki tahayyül, tasavvur, imam mübin, kitab mübin. Ne derseniz Hasan abi. Rububiyet kompresi. O kadar. Ama bu dönmeye başlayınca Hasan abi burada eriklilik çıkıyor Hasan abi. Bakın bu iman, rahim ve yani buradan çıkan iman. Var mı bir şey normalde? Yürünce yok. Yok. Ama dönmeye hareketle birlikte ne oluyor Hasan abi? Ortaya çıkıyor. Kendini gösteriyor yani Hasan abi. Kulun cüz-i ihtiyarını sarfından sonra. Kendini göstermeye başlıyor. Yani Hasan abi sizin aslında söylemiş olduğunuz şu tevehhüm, tefekkür. Yani şunlar Hasan abi bunlar rububiyete bakıyor. Şunlar Rahman'a bakıyor. Şunlar Rahim'e bakıyor Hasan abi. Bunların çalıştırılmasından ortaya çıkıyor. Yani şunlar sanki sadece müminde olur gibi bir düşünceye kapıldım Hasan abi. Zaten tefekkür kafirde yoktur. Kafirde düşünce vardır. Tefekkürün içinde kutsiyet vardır. Kafirde düşünce vardır. Yani bu rububiyet, bu uluhiyet Hasan abi. Çok acayip bir şey. Şöyle bir şey de o güzel oldu şu bobin. Şimdi birbirinin içine dima tanımlarken yedi tane şey katman birbirinin içine dönüyor demiştik. Değirmen gibi. Mesela şu bobin şöyle bilmeyenlere anlatayım da bu elektrik imal eden pervaneler olsun. Şöyle bir tane dinamo var. Tamam mı? Bunun etrafında mukladis şeyi var, kömürle beraber yastık disk denilen diskler var, sarmış böyle, kaplamış böyle, disk. Tamam. Onlar şey, kömür var, kömür, öyle yapışmış duvara. Bunun ortasında da endüvi denilen bobin dönüyor. Bu da bakır tellerle sarılmış ama temas etmiyor, bu boşlukta, boşlukta. Demek ki bu komplede ne var? Kömür var. Yani disk. Kömür böyle ya. Arabanın balatası gibi ya. Fren balatası görmüşsünüzdür. Debriyaj balatası. Onun gibi. Yani böyle bir dinamo var. Çok anlatıyorum ki mühim şey, misalleriniz olsun. Şöyle bir yuvarlak bir şey. Şöyle. İçindeki rotorun şeklinde çizseniz abi. Şöyle. Çapraz. Şöyle anlatayım. Dinamo. Şimdi burada dört tane kömür şey yapılmış. Bunlar mıkladis. Tamam abi. Şimdi bunun içinde bobin dönüyor. Bobin. Şöyle şeysini de yapayım. Bobin. Bu bobinin özelliği bakır telle sarılı. Şöyle bir bobin. Ben de bir tamam. He. Tamam. Bu bobin müstakil. Bunun içinde dönüyor. Burada da kablolar var. Her şeyisinde. Ademsiz olmuyor yani abi. Her yerde eksisi var. Evet, vücut adem, iki menzil. Başka olmaz. Devre tamamlanmaz zaten.
En küçük daireden en büyük daireye kadar vücut Adem var ya. Zaten Adem yoksa vücut zaten yok ki. O zaman ne olur? Vücuda ne denilir? Mutlak olur. O zaman vahdet-i vücuda düşeriz. Burası o olur. Vahdet-i vücutta Adem yok. Adem anlayışı olmadığı için vücut mutlak oluyor. Onun için gözüken her şey odur. Anladın mı? Vahdet-i vücudun temelinde Adem yok. Adem olmayınca her gözüken odur. Şimdi bu burada dönünce arkadaşlar, dönüyor, şöyle dönüyor. Dönüyor. Burada da ampul yanıyor. Sen dönmezsin, dönmezsin. Hareketsiz olmuyor. Ampul yanıyor. Süpürge makinesi çalışıyor, fırın çalışıyor vesaire. Hiç alakasız yani. Alakasız. Yani elektrik denilen şey burada olmayan bir şeyin ortaya çıkması. Yani hiçlikten varlık çıkıyor. Adem'den vücut oluyor. Şurada hiçbir şey yok. Bak bu bobin. Ha şu. Var mı bir şey arkadaşlar? Yok. Ha şimdi oluyor. Nereden çıktı? Yani bu elektrik bobinde, bobin değil. Suyla hiç alakası yok. Bu dönüyor. İstersen rüzgarla dönsün. Bak bobin değil elektrik. Bu türbin de değil. Yani dünya cinsinden değil. Ama dünyada. Elektrik. Ha, bu şu türbin kafaya benziyor. Bu bir tane. Düşün, bu sistem 7 tane olsa, hepsi iç içe olsa, bu komple bir tane ötekisinin içinde. O da ötekisinin içinde. 7 tane böyle sistem burada kurulmuş. Bir tanesi elektrik üretiyor. Ötekisi maneviyat üretiyor. Bir tanesi elektrik üretiyor. Yani şey, olayları duyma, işitme, görme, dokunmayı enerjisi. Başka bir tanesi güç üretiyor. Başka bir tanesi kuvve-i şehvi üretiyor. Yani o işte. Başka bir tanesi ulvi şeylerle odaklanmış. 7 tane böyle sistem var kafanın içinde. Şimdi şu hepsinin imal ettiği farklı. Abi şu çizmiş olduğunuz okun yönü o kadar önemli ki. Yani bu iman yönü ise zıttı şey oluyor Hasan abi. Küfre mi oluyor? Adem'e düşüyor. Çünkü eksiyle artı yeri değişiyor. Yani Adem'i vücuda, vücudu Adem'e çıkartıyor. Çekişiyor, değiştiriyoruz. Artıyı eksiyi değiştiriyor yani. Ters dönmesi abi. Evet. Ters oluyor. Yani anlatmak istediğim bunu zaten biliyorsunuz ama bu sistem 7 tane var. Ayrı ayrı 7 tane obek obek değil. Aynı şeyin içindeler. Kimisi böyleyken bu böyle çalışıyor, ötekisi böyle böyle çalışıyor, ötekisi böyle böyle çalışıyor. Yani aynı şeyin bir tane şurada, 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 bir tanesi komple şöyle. Bir tanesi kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye enerjisi, kuvve-i şehriye, maneviyat, ötelere bağ. Yani iman ediyor kafada, tamam mı? Burası santral. Usta zaten buraya santral diyor biliyor musunuz? Buraya santral diyor şeyde, şeyde, kayyumiyet bahsinde. Santral diyor, santral. Santral deyince hemen şöyle ders yapardık ben başta. Alo, fabrikayı arıyorum ya devlet benim. 126'ya bağlar mısın? Santral sifoli anlamışız, telefon santrali değil ya. Çeşitli, mesela bir tane dinamo elektrik üretirken ötekisi duygu üretiyor.
Estetik yani güç. Vücudun hareketini. Mesela moralı bozuk olan hiç adam hareket edemez. Yani çocuğun kafasında, kızın kafasında eğer şu tahayyül ve tasavvuru dumura uğramışsa hiç kimse yerine kıpırdayamaz. Asın belası yataktan kalkmıyor. Hayır, bir şey canı istemiyor. Yapmıyor, iştahı yok, gayesiz ve böyle mıymıntı, pinti. Peki yapmak istiyor. Şu elektrik çalışmıyor. Yani o elektrik imal edilmeyince bir şeye elektrik şöyle bir pil düşün bitmek üzere marş gibi. Kıt kıt. Var elektrik var diyor. Orta elektrik çalıştı. Sağlam bir akü düşün. Lan lan lan. Kapı ver. Yani bu şu tahayyül bir tane dinamo. Tasavvur bir dinamo. Taakkul. Bunlar 7 tane dinamo. Birbiri içinde. Bakın çocuk veya biz yani başka başkasına. Adam dersi gitmiyor mesela. Veya bir şey canı istemiyor. Bir gayesi yok ya. Mimuntı. Başka bir tanesini söyleyeceğim şaşıracaksınız. Hangisinde olduğunu bilmiyorum onu. Verin İstanbul'u doyumsuz. Çocuka, kız veya oğlan. Veya hanım. Eşin veya kocası. Kadınsa kocası. Kim duyuyorsa bunu, bu sözümü. Ver İstanbul'u. Asla da hayır. Mızmız ver. İstemiyor. Ne yaparsan yap, memnun edemezsin. Ne yaparsanız yapın. Çünkü o dinamo çalışmıyor. Allah Resulü'nün tabirini söyleyeyim, misalini söyleyeyim. Kişilerin aklını ve kalbini tatmin ve teskin ve terakki ettirmedikçe hiçbir muameleniz onları memnun edemeyecektir. Etmeyecektir diyor Tolga. İnsanın akıllarını ve kalplerini memnun, bak edemezsiniz. Terakkiyi ettiremezsiniz. Akıllarını ve kalplerini hiçbir hareketiniz onları memnun etmeyecektir. Ver İstanbul'u. Hayır, doyumsuz, zevksiz, şevksiz, bitmiş yani, hayatı bitirmiş. Kaç yaşında? 17 yaşında. Hayatı bitirmiş. Doğmadan ölmüş. Niye? Ya anne bitirmiş, ya okul bitirmiş, ya cemiyet bitirmiş, ya internet, televizyon bitirmiş. Şu dinamo, 7 tane böyle var. Bakın arkadaşlar, bir tanesi hayal üretiyor, bir tanesi düşünce üretiyor, bir tanesi Bunlardan süzüleni anlamlandırmaya çalışıyor. Burada taakkulde akıl var. Akıl demek ikaldır, bağdır ve berzahtır. Hiçbir yere tarafgir değildir. İnsaftır, nısıftır, ortadan gelir. Burası herhangi bir şey yapmamış, tasavvuf yoktur. Bu gelenleri Kişinin niyetine göre akıl çalışıyor. Ben zannettim ki akıl niyeti çalıştırıyor. Niyet mi akıllı çalıştırıyor? Niyet akıllı çalıştırıyor. Niyet kalpte. Sen imana niye şart-ı cazda söylüyorsun? Onlar diyor tahayyülleri mucizeyi gördü. Ebu Cehil. Tahayyül. Tasavvurları ikna olacak bilgileri gördü. Akıllar ikna olacak, ahlakı gördü Resulullah'ın. Fakat imana niyetleri olmadıkları için bunlar hepsi anlamsız oldu. İmana niyetleri yok. İmana niyeti olmayana ne yaparsanız yapın, imana niyeti olanlara küçük bir alamet yetiyor. Cümlem şu o zaman, iman edenler iman edebilecekleri kadar delil, burhan, hüccet gördükleri için olmadığı gibi, iman etmeyenler İman edecek kadar delil, burhan, hüccet bulamadıklarından değildir. İman etmeyenler iman etmemeye niyet ettiler. İman edenler iman etmeye niyet ettiler. Onun için iman etmeye niyet edenler imanlarına dair küçük bir alamet, imanlarına delil olur. İmana niyet etmeyenler küçük bir olumsuz tarafı, çünkü bu dünya alemi kemli fesattır, %100 Allah'a göstermez. %100 ahireti göstermez. Allah küfre
vesile yapmış mesela. Yani nasıl vesile? Gözükme mesela adam, kadın, kızın, oğlanın inkarına sebep olmuş. Yani %100 iman etme yöntemi yok burada. O zaman imtihan sırrı kalkar. Artık niyetlere, niyeti, sorularına cevap veriyorsunuz, soruları bitmiyor. Soru soru doğuruyor. Sorusundan değil sorun. Niyetlerinde sorun var. Eğer niyetleri işi olsa, kafalar buna göre, bakın şimdi mesela bir misal vereyim, siz de uygulayın. Bu akşam derse gitmeye niyet ettim. Şöyle akıla hemen veriliyor. Nereye gideceğin ilk önce, mesela elma dedim. Elma deyince hiçbirinizin hatırına dört harf gelmemiştir. E, L, M, A. Elma gelmiştir hemen. Ha, derse gideceğim. Nereye gideceğim? Bugün şuraya gideceğim. Tamam mı? Mesela benim bugün niyetim var. İnşallah niyetim olsa Tepeci'ye derse gideceğim bu akşam, bu dersten sonra. Şimdi gidince, derse gideceğim Tepeci'ye deyince yeri hemen hatırladım. Hemen. Hiçbir zaman derste değil. Şimdi şunu anlatacağım niyete. Eğer ben derse niyet ettiğim anda akıl bana diyor ki tabii gitmen lazım, şahsı manevi olması lazım, o kardeşten imanını takviye edeceğim, senin bu derse ihtiyacın var, senin boş bırakma kafa, yani bana soruyorlar ya nasılsın abi, kötü olmaya zamanım yok. O kötü olmak için düşünmek lazım doktor, ben biliyorsun, düşününce kötü olursun tabii, ha, fırsat vermiyorsun. Ha, derse gitmemeye karar verdim Gafur, çok uzatmıyorum. Ya tabii ya sen bugün yoruldun, kaç saat, 4-5 saat diman dersin yaptın diyor bana. Biraz da dinlen diyor, makine o kadar yüklenme diyor, düş al diyor, rahat et diyor falan. Gelecek derse hazırlan, yani çalışacaksın zaten masaya. Biraz önceki akıllı o neydi? Derse gitmem lazım diyor, tabii gitmen lazım diyor, 10 tane sebep söyledi. Şimdi gitmeme niyet ettim, 10 tane sebep söylüyor gitmememek için. Hangisi doğru? Niyetim. Niyetime göre çalışıyor. Niyet, onlara diyor kafalarında sorun yok, fıtratta bir şey yok, niyetlerinde sorun var. İman etmeye niyetleri olmadıkları için on hakkı batıl, batıl hak gördüler. Mesela Hazreti Ali veya diğerleri hepsi mucize görmedi ki. Bazı sahabe var ki böyle bir baktı Yahudi alimi Abdullah İbni Selam, bir baktı vallahi bu simada yalan olmaz dedi. Ötekisi mucize gördüm de ne kadar iman etmedi. Yani imani mevzularda sorun delil bulamadığından, ispat bulamadığından, akli ikna olmadığından değil. Niyetleri yok. Bazen de kendilerine ilgi çekmek için, ilgilenilmesi için soru sorarlar. Aslında öyle düşünmüyorlar kendince. Mesela daha çok çocuklar babalar annelere yaparlar. Babaanne en çok neye hassas? En çok ne, hangi konuya hassas? O konuda sizi tahrik ederler. Mesela diyelim ki namaz. Hayır namaz kılmayacağım. Ya ben bugün dürtüyor anne babaya. Oğlum kızım ya yapma falan. İlgi için yapıyorlar. Hastalıklar ilgi için yaparlar. Ağlama ilgi için yaparlar. Soru sorma ilgi için yaparlar. Ama bedeli ne kadar ne olduğunu onu düşünmez. Onun için fazla da önemli değil soruları. Niyeti olduktan sonra küçük bir ara, mesela dağdaki ninelerimiz, babaannelerimiz, senin gördüğün kadar delil mi gördü? Ama senden daha takvalı. İnkar edenler, senin gördüğün kadar delilleri mi yok? Bu derste sizin duyduğunuz gibi herkes de duyuyor. Yeter ki niyet, niyet. Aynı ders, yılan su içer, zehir akıtır, arı su içer, bal akıtır. Suda sorun yok, fıtratlarında sorun var. Bunu işaretleyeceğiz, baştan sona kadar bunu anlatıyor. Niyet arkadaşlar, niyet. Hakka niyetleri yoktu diyor. Sorun oradaydı. Yoksa delil bulamadığından değil. Yani iman edenler, benim babaannem 108 yaşında vefat etti. O acayip takvalı insanlardı. Benim bildiğim ilmin, mübalağa etmiyorum, onda biri onda yoktu. Bu dersler nerede bilecek babaannem? Ahırlarda gizli gizli Kur'an öğrenmiş. Sure öğrenmiş. Tam sureyi de bilmiyor. Ama onda bir benim bilgim kadar yok, ama benim 10 katım takvalı veya 100 katı takvalı ve dindar. Ben tesbihatı zor yaparken o namazda seccadede küçüklüğünden beri gece yarısı kaç saat zikreder. Ben tesbihatımı zor yaparken. Peki soru nerede? Bilgi de değildir. Tamam. Bilgi niyettedir.
ruhtadır. Şimdi bu çok önemli. Bunu açtığım için söyledim Gafur. Aynı bu dinamo burada 7 tane var Allah aşkına. Bir tanesi hayal imal ediyor. Bir tanesi tasavvur imal ediyor. Sorun şurada. Şunu müsaade ederseniz şunu şuraya serbest bölge mi abi? Buraya şeytan, kafir cinler, erbal habiseler, kesit yapıyorum, mevadi şerileler, buna muadi, karşıt, melekler, Müslüman cinler, ervahı tayyibeler, mevadi aliyeler, tayyibeler veya aliyeler. Bak şimdi, bu serbest bölgeye hakim olmak istiyorsan hakim olmaya çalışmayacaksın. Çünkü öyle bir şey yok. Mali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. Ustadın cümlesi değil mi? Mali talep etmek ya, yaban arılarına benzer böyle uğraştıkça daha beter uçuşurlar. Buraya hakim olmanın yolu, bak hakim olmanın yolu, hakim olmaya çalışmamak. Ama burayı yönetmenin yolu sende. Bu direksiyonu alacaksın. Çünkü burayı alacaksın. Her daim bir derece serbesttirler diyor. 75 lemalar. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklifi din altına girmezler burada. Allah buradan hesap sormayacak. Düşüncelerimizden, hayallerimizden. Teklifi din yoktur burada. Şimdi peki buraya hakim olmaya çalışma. Peki nasıl muktedir olacaksın? Nasıl kontrol alabilirsin? Kontrol almanın yolu nerede kırmızı? Şunla irtibatını kes. Tek. Tek. 12. lemayı uygularız değil mi abi? Buraya esir olarak içerisine. Zeminine. Zemin şu, evet. Yani bu dimağdaki yani taha yazılı madde zemin itibariyle esirdir. Yazılım değil. Bu sıvıyı bozuyorlar yani. He. Mesela esirdir. Esir 7'ye ayrılır. Tabi onlara girmedik daha. Bu diman bu konuştuklarımız daha biz zahir gibi. Saman yolu abi konuştuk. Biraz zahir gibi kalıyor. Tabi zahir konuşuyor şimdi. Mesela bu şey zorluyor beni. Şunu bunun zemini ne biliyor musun? Yani tahayyül mahluk mudur? Evet. Tasavvur mahluk mudur? Evet. Neyle yapılmış? Esirle yapılmış. Şimdi uçakla çıktığınız zaman bazı eski İstanbul veya başka gelişmemiş devletlere gittiğim zaman ben görüyorum. Şehrinle uçak arasında siyah berzahlar var. Hava kirliliğinden. Hava kirliliğinden veya nem derecesine göre biraz sisli, biraz da şu tamamen bulutlu hiç görmüyorsunuz. İşte seyrettiğimiz filmler, dinlediğimiz müzik şarkılar o toprak şehrindeki uçak arasında katman katman berzahlar oluşturuyor. Yani seyrettiğimiz filmler. Derin elektrik veriliyor ya onları işte temizliyor Asay Musay'la. Evet. Zaten olayları şey yapmasının şeyi üstadır. Elektriği yani. İki şey verildi diyor bir tane zemin. Yani şehir ile uçak arasında atmosferik şeyler var ya tabakalar. Yani şehri görmene, gözlemlemeniz mani. O tabakalar işlediğimiz kafamıza giren her bir şüphe, işlediğimiz her bir şüphe, günahlar aklımıza ve kalbimize yaralar açar. Bak ikinci lema, işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Yani şuraya ne yapar? Esir var ya esir. Esir maddesine elim şu kafa yapıldığı için internet ve televizyondaki videolar da esirin en kesifidir. Dimağa yapıldığı şey Allahu alem ya kalbe gitmeyeceğim. Kalp de mahluktur. Esirin en latif olan 7. mertebede yapılmış. Bu tarafta öyledir zannediyorum ama esirin şeyidir. Hadi 1. tabaka diyelim. Yani bu kafa esirden yapılmış. Televizyon, internetteki videolar da atomik şey değil, madde değildir. Elektroniktir. Tamam mı?
o esir tabakasına zarar veriyor. Buna mesela doktorumun mesleğini söyleyeceğim. Hamile ve çocuklar vesaire her şeyler işte bu röntgen bölgesine girmesin. Ne var ki orada? Gözde göz kemişi var mı? Ne o röntgen değil mi? O, ne diyor? Röntgen şeyine girmeyin diyor. Niye girmeyin? Kalıcı hasar da olur, geçici hasar da olur. Yani şua gelir. Şua gelir. Şey geliyor. Mesela o bir tane teknisyen var tanıdığım benim. Dedim ki Mehmet ne yapıyorsun? Dedi ki hocam ben orada ayranım var. Devamlı ayran içiyorum. Dedi. Bir de elbise almış kendisine. Ondan sonra o seni koyuyor. Tam kıpırdama diyor. Tek odaya geçtiği aldı. Ama gözüken bir şey yok ki dedim ya böyle bir kilo. O da gülüyor hocam. Anladı yani beni. Abi dedi bambaşka bir şey dedi yani. Çıktığımız zaman dedi 1-2 saat o gün kendime gelemiyorum diyor. Niye? Bildiğiniz dünyada misal verdim. Röntgen odasına hamile ve çocuklar yaşlar yanaştırılmıyor. Normalde insanda öyle. Bu dimağını da şuna yanaştırmayacaksın. YouTube'a yanaştırdın mı o esirle yapılan dima katmanlar oluyor. Yani yapıyı bozuyor esir. Esir nedir şöyle anlatayım. Buz. Adama diyorum ki buzdur ama değildir diyorum. Sudur. Öyle değil mi? Ama ömründe hiç su görmemişe buzu göstersen bak bu buzdur ama değildir. Nasıl anlatacaksın su bilmiyorsan? Anlatamazsın. Ha, peki şimdi size de diyorum. Buzdur ama sudur. Sudur ama H2O'dur. H2O'dur ama enerjidir. Enerjidir ama esirdir. Esirdir ama maddi hayattır. Maddi hayattır ama aynı hayattır. Aynı hayattır ama hayatın cevheridir. Aynı yerdeyim, aynı buzdayım. Hepsi aynı yerde. Buzdur, sudur, H2O, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, hayatın cevheri, aynı yerdeyiz. İşte kafadır, ettir ama et değildir. Hasan abi şey diyor ya, semanın karakolları. Mesela alem misalin karakolu tayyum. Oraya semadan şey inip çıkmak oluyor diyor. Evet, casuslar giriyor işte. Bu sefer bozunca onlar da latif olduğu için ruh gibi latif değil ama dimağı bu sefer oralara giriyorlar. Onlar galaksi çekiyor. Burayı bozuyor. Yani ne yapıyorsun? Hiçbir iş yapmıyorsun. Hakim olmaya çalışma. Adamın ekmeğini kes. Kabloyu kes ya. Mehmet. Girebiliyor böyle. Hiçbir iş yapmıyorsun. Mesela bak. Alimler takvayı çok çeşitli şekilde izah ettiler. Şöyle namaz kılan, menduptan kaçan, şüpheden kaçan, tamam mı? Genelde tasavvufçu alimlerin ortak ölçeğini söylüyorum. Şüpheli de bile kaçar diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri mesela şüpheli de bile kaçar diyor. Ve ekliyor başka bir alim. Şüpheliden kaçar ve Allah Resulü'nün değil sünnetini mendubu mustabına da uyar. Takvayı tamamlarken. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki takvayı menhiyattan, bak, menhiyattan, iki günahlardan kaçar. Hiçbir eylem değil bu. Bu nedir peki? Şudur. Defi mefasit, mefasit. Bu nedir? Terk-i kebair. Kebair. Nedir o? Bu itikattır. İtikat. Bu fiil, İslamiyet. İslamiyet. Eylem. İman. Nedir o? Bidatlardan kaçacaksın, hurafelerden kaçacaksın, onları yapmayacaksın. Takvaya yürüyor musun? Yani itikadını bozacak bidatlara, yani mesela küfre zarar verecek şeylerden, düşünceler şeylerden kitap okumayacaksın. Çünkü içeriye giriyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, bir kitap masa doğru olsa ama onun bidat ehli yazsa, o adamın diyor ruhaniyeti o kitapla sana sirayet eder. Onun için bir buna delilimiz nedir Risale-i Nur'da? Adam doğru söylüyor ama kim söylüyor?
Kim dedi, kime dedi, ne zaman, ne makamda? Aynı şeyi birisi söylesin, aynı şeyi başkası söylesin, tesir eder. Çünkü onun lima tekulun amala tefalun. Yapmadığını niye söylüyorsun diyor. Tesir eder etmez. Niye? Ötekisi de aynı şeyi söylüyor ama yapıyor. O tesir eder. Niçin yaşıyor? Yaşadığını söylüyor. Yani bu itikada ait. Burası esirdendir. Senin suçun beni soktun buraya. Abi yedi kıtada var ha. Yedi kıtayı da söylüyor ya. Allah'a itikat da İstanbul yani. Onu da bulursun ama yani. Daha şimdi... daha oyuna gelmeyecek. Yine kanım emdi abi burada. Kanım emdi. Abi anlatıyorum 12'de mesela kıtalardan yedi kıta olarak bakmışlar. O zaman bu dimağın yedi kıtasını da bulursun. Tahayyül. Mesela neresidir? Hayalini bozan. Hep Hollywood gibi düşün. Filmlerle bozmuş. Adamlar hep hayal bozmuş. Niçin? Yedi kıta nerede? Dünyada. Dünya neymiş ki? Ne ararsın? Şam Buhara'da. Hakikati kendinde ara. 146 Emirdağ'da insan kalbi için harita, ruzname, takvim, hulasa, el-müzec. Değil dünyanın yedi kıtası. Allah'ın dışında hepsi insanda var. Bir tane abi dedi ki, Hasan, buyur abi dedi. Lan ne biçim adamsın lan dedi. Nükhem ekini dünyaya getirdin dedi. Hiç unutmuyorum, hep derim. Gene diyeceğim. Bağırdığı için hemen karşını koyma yani. Hep ayrı. Ses yapmadı, biraz yumuşadı. Ya niye? Biraz bağırdı. Niye böyle yapıyorsun dedi ya. Bari dedi, Sırat Köprüsü'nü de getirseydin dünyaya dedi. Dedim, burada değil mi dedi. Kalktı. Deli etme beni dedi. Deli etme beni. Sırat Köprüsü nerede dedi. Dedim ki 23. sözdü. Mebdi hayat, ahire hayat. İkisi arasında köprü vardır. Sen bir şey söyle mi dedin? Bak. Değil dedim. Nüker mekir. Değil Sırat Köprüsü. Allah bile burada. Şimdi Allah da bizi burada deyince böyle gitti oturdu. Oturdu. Tekrar etmeye başladı papağan gibi. Allah bile burada. Allah bile burada. Dedi ki, burayı siler Bülent. Dedi, sen külliyatı nasıl okuyorsun? Abi dedim, bir kelime hakkında. Ha şimdi havuza gidiyorum, bak burada buldu, o da beraber yüzüyor. Yüzüyorum ama tasavvurdayım. Tasavvur tam. Nasıl aktif oluyor? Tahayyülle ikisi nasıl çalışıyor? Ona da gireceğiz gelecekte. Bugün şimdi burayı bitirince sihire gireceğim. Ha, havuzda. Niye? Devamlı kafam buna çalışıyor. Ama külliyatın diğer taraflarında kafam basmıyor. Bilmiyor. Bir sürü sahası var. Ben gayb, Risale-i Nur'un bu tabirlerle içsel enfus-ı alem enfus benim. Ama başka külliyatta Rüşt abi sosyolojiciydi. Hızır abi simgeciydi. Acayip bir şey. Kimisi hamiyetçidir. Ayağa kalkmayan, Nikola şunu diyen, sarığını gösteren usta. Böyle insanlar da var. En iyi değil bu. Acayip o konuda. Nerede geçiyor? Ben bilmiyorum. Sağ ya. Herkes sağasında işte. Benim aklım fikrim bu. Yürürken, yüzerken, spor yaparken aklı mı? Bir şey sorabilir miyim? Sor abi. Sözlerde 15. sözde diyor ki o ayetin semasından bir hakikat yıldızını al, senin başındaki şeytana at, kendi şeytanını recm et. Karakolları. Ne yapacağız? Nasıl recm edeceğiz abi? Hakikat tüm sihirleri iptal eder. Bugün ona gireceğiz. Bak. Hani bak buraya, nerelere gireceğim. 25. defterin 100. sayfa, 101, 102, 103, 104 okuyacağım sihir. Sihir okuyacağım. Nasıl kafana girip de sihir büyü yapılıyor burada? Burada sihir büyü burada yapılıyor. Harut Marut burada. Bir tane Harut, bir tanesi Marut. Başındaki şeytanı recm et diyor. Yani. Başındaki, bir de kafasında diyor, gizli bir hennas gizlenmiş diyor. Kafasında hennas varmış. Şeytanın ismi neydi? Azazil. Vesvese veren tarafı şeytan, vehim veren tarafı, düşünceyi bozan tarafına şeytanın iblis. Şey, işaret icazı diyor ki, sema ve küreyar ikizdir, ikiz diyor.
Zekada ikizdir. İkizdir. Ayırdı. Evet, evet, ikizdir. Peki ondan sonra diyor ki işte ikizi ayırdı. Benim ikizim ayırdı. Ama diyor ki ondan sonra meleğin üstüne bir halife, sırrı halifelikte anlatıyor. Halife yaratacağım diyor Allah. Ne yaptı? Kuvve-i Gadebri ile Kuvve-i Şevi'yi taktı. Harut Marut gibi. Kimleri Harut Marut oldu. Kimileri de... Kimisi insan oldu. Kimisi de insan oldu. Harut o da senden yani. Aramızda seçildi. Dört melaike hariç. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hariç. Madem dedi, halife-i arz yaratacaksın melekler bizden üstün. Bizde ne özelliği var dedi ya. Allah dedi ki meleklere, sizin bilmediğiniz ben biliyorum dedi. İnsanda takip ettiğim bir sır var ki, onun günahını bile hoş görürüm. Görmem affederim diyor abi. Affederim. Demek işliyoruz. Affederim. Affederim diyor. Onda bir şey takip ederim. Melekler gene tereddütte kaldı. Ben tanımlıyorum şimdi. Peki peki dedi. Dört melek hariç. Aranızda dedi en kaliteli, en şeyi dedi, iki tane meleği çıkartır dedi. Harut Marut'u getirdiler. Tayyip'te sanır mı? Ona en kaliteli, en âli. Tamam. Allah. Seni yeryüzüne indireceğim. İşe başlayacaksın, iş mesai gibi. Sabah 8, akşam 5. Akşam da ayet-i kürsü okuyarak yukarı çıkacaklar. İnsanların mahkemesini yapıyorlar. Adliyesini. Haklı haksız, insanı sefk idare ediyorlar. Kadi gibi. Fakat bunu yapabilmen için kuvve-i akliye onlarda da var, bizde de var. Ama insanlarda iki tane fazla cihaz takıldı, onu da size takacağım. Eşit olun. Parkurda beraber koşun. Adalet budur. Tamam. İnsanlara kuvve-i şeviye taktım. Size de takıyorum. Kuvve-i gadaviye koydum. Ona da size koydum. Hadi eşit kulvarda koşun bakalım. Sen, ne oldu? Hem sen adam öldürdü, hem zina yaptı, hem içki içti. Sema ayrıldı yani Küreyaz'dan. Ayrıldı. Ve şu anda Tarsus bölgesinde bir mağarada kıyamete kadar ayaklarında asılı duruyorlar. Sihir büyü yapmak isteyenler, usta kaliteli sihirbazlar oraya giderler. Orada ses duyarlar. Bizzat bir maneviyat değil bu. Bu niyetle gittiğin zaman oradan ses duyarsın o mağarada. Yalnız bir şartla öğretiriz diyorlar. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Diyor Allah'a söz vermişler. Bu şartla öğreteceksin. Nedir o? Allah ve ahiretten bir nasibin olmayacak. İmansız ve kafir olacaksın. Sonsuz cehennem olacaksın. Cennet falan onlar. Bu sihir budur. Bu konu noktada sihir öğrenenin imanı gidecek. İmansızlığı kabul ediyorsan öğretin. Ediyorum deyince öğretiyorlar. Şimdi. Uzakta. Peki bir şey yapabilir misin? Allah şeytana bana diyor ya. Ki, şeytana diyor ki bunun ustasına bile diyor. Harut Marut'un ustasıdır. Sihir, şeytan daha şey. O ne diyor? Senin hakiki kullarına, muhlis, halis kullarına ben bir şey yapamam. Allah diyor ki bir şey yapamazsın benim halis kullarıma. Peki, devam ediyorum. Yapabiliyor mu abi? Yapamaz. Yapamaz. Çünkü yapamadığına delil bu sabah sabah burada olmadır. Sabah sabah olmaz ailesinden, ailenizden ben birbirinize iltifat etmem. Ders bu makamda öyle yapmam yani. Ama doğruyu söylerim. Ailesinden çoluk çocuk kahvaltı sabah günü bugün pazardır. Tamam? Onu terk edip gelebilmek o, nedir o? Şeytan Allah'ın halis ve muhlis kulu olduğunu gösteriyor. Bu realitedir. Burada tevazu da olmaz, kibir de olmaz. Nedir? Şükürdür. Yani bazen de bir tevazu yapacağım diye küfrane nimet yapıyoruz. Sade geçiyor. Hem beni kibirden kurtarsın hem küfrane nimetten kurtarsın. Nasıl? Bir diyor ustadın örneği. Size diyor bir mahir sanatkar elbise giydirse deseler ki maşallah ne kadar güzelleştin. Yok canım neresi güzellik ya. Güzellik beni mi buldu desen küfrane nimettir, takirdir. Ötekisin desen tabi canım benim gibi kim var canım. Gösterebilir misin böyle şey? Bu da şeydir, küfrane nimettir. Nimetin kârdır. Senin değil. Peki hem ondan hem ondan kurtulmanın şöyle şu. Evet güzellik vardır. Bende gözüken güzellik vardır. O benim değildir. İhsan ilahidir. Allah vermiştir. Ama benim modelimde gözüküyor. Onun için hamdedir. Bize düşen abi, şükür. Hizmetimiz Kuvve-i Gadabiye ve Kuvve-i Yeşeriyesine hakim olamayan, yani ya ifrat veya tefritte tutan, vasata getirmeyen, kıyamete kadar ayaklarından asılı vaziyette kalıyor mu anlamına evet, geliyor? Evet. Dün geçen hafta bunu anlattım epey, böyle yarım saat. Harut Marut anladım, belki de bir saat onu anladım. Söyle anlamadım onu. Nasıl asılıyor biliyor musun? Yani şu anda asılı yani. Bir bu, bir bu. Ha, tehlikeli. Şu iki ayaktır. Tahayyül ve tasavvurla yaşıyor. Da, adamın bu kadar şahsı. Ne kadını ne erkeği. Bak, buradan asılı.
Ya yere basıyor ya havaya basıyor. Bak şimdi. Bak şimdi. İki ayağı var. Tahayyül ve tasavvuf. Hiç bundan aşağı yok. Hayalle yaşıyor. Vehimlerle yaşıyor. O havada asılı. Vehim bir şey yok. Bunlar iptal olmuş. Tarsus. Yani diyorsun ki bak kardeşim, bak hanımım, bak eşim, bak beyim, bak oğlum, kızım diyorsun. Bak bunlar, bu sistem bak. Bunu da muhakeme et. Sana kötü düşünceler gelmesine korkma. Bunlar gelmesi lazım. Bana niye geliyor? İnsan olduğun için. Niye ki geliyor? Ha, ama bunları tanımla. Anlatıyorsun derse. Derse gelmez. Derse gitmez. Mızmız, geçimsiz, bağnaz, kavga etmecek sebep arar. Ne yapacaksın ki? Şöyle oluyor mu Hasan abi? Tahsus. Şimdi bunu şöyle yaparsak. Şimdi ya ayakları havaya asılı duruyor. Ayakları ya havaya asılı duruyor ya da yere basıyor. Bu da kafa. Harika. Yani şöyle yaptı. Sizi göstereyim. Ayak onu. Ayak kapısı. Azlara abi bir soruyu sormak için, sormadığı için de 5 soru soruyor. 5 soruyla bir soruyu soruyor. Bak bak bak. Tabii. Bir soru soracağım diye 5 tane soru soruyor. Paket diyor bir soruyla. Gece yaşar. Yani hep orada. Hep orada. Yok ki inmiyor ki. Ya tahayyülde ya tasavvurda. Yani insan değil daha. İnsan olabilmesi için tahakkülde geçmesi lazım. Aklı kullanmayanlara demiyor mu Kur'an? Ya akılın taakkülüne fele tefekkülüne fele tedbirun fetebiru yavlul elbab. Ey akıl sahipleri, düşünmez misiniz, bakmaz mısınız? Peki kelenamı benim adam demiyor mu? Ustad demiyor mu? Kur'an'da demiyor mu? Peki aklınızı başınıza alınız. Akıl nerede? Şurada. Akıl yok ki burada. Tahayyül ve tasavvurla yaşıyor. Peki fazla uzatmayalım çünkü bugünkü... Açmadan okuyalım. Tamam. Dinsizlik neymiş? Yani halde kuralsız, mazi ve müstakbelin eşit olması, bunlar lügata göremezsiniz. Bu yok yani. Yani dinsiz adam, mazi ve müstakbel hal eşit. Bu iki sıfat insanı sarhoş ediyor. Nedir o? Dalalet ve küfür. Yani serbest bölgeyi şeytan ve avanelerini teslim ediyor. Artık mutlak hakim onlar. Üçüncü çıkarımımız, geçen hafta konuştuğumuz, vücudu şeylerin kendi aleminde Adem'e döküldüğü yer tasavvurmuş. Tasavvur. Dört, zeval ve firakın ebedi yapan yine tahayyüldür ki bunlar serbest bölge. Bir daha söylüyorum. Zeval ve firakın, yapmıştık orada zeval ve firak köşede geçen hafta. Zeval ve firakın ebedi yapan yine tahayyüldür ki bunlar serbest bölge. Son bir tane de okumuştuk geçen hafta. Şu mevcudat sayfelerini manasız karma karışık tasavvur ettiğinden yine tasavvur yapıyormuş. Buraya kadar okumuştuk. Yok, burayı yok. Burayı da geçtik. Altı, burayı da okuduk. Alemi rahmete yol açan kabir kapısını zulümat-ı Adem ağzı tasavvur ettiğinden yine kendi hususi dünyasını tasavvur yapıyor, serbest bölge. Bakın, ne diyordu? Kendi aleminde 8. sözde kuyuya atılıyor. Sonra bir iksir. Nedir o? Bu sistemi aktif etme. Sir. Tılsım yani. O hususi dünyasının umumi dünya. Hususi dünya burasıdır. Tamam. Umumi dünya bütünselle ortaya çıkıyor. Yoksa gözükmüyor. O boyut gözükmüyor. Televizyon olmayanlar buradaki atmosferdeki o alemi gösteremezsiniz. Desen ki televizyon hiç görmemiş bilmeyen bir insana, bak burada bir sürü renkler, şekiller ve manzaralar var. Ormanlar var, dağlar var, tepeler var, aslanlar var falan, var da var. Nasıl inanır 500 sene önceki adama? Aslanlar var, aslan var. Dağlar var, dağlar, tepeler burada mı var? Dağlar var, tepeler var, bin bir çeşit insan var, zina var, Kur'an var, her şey var. Nasıl var? Nasıl anlatacaksın? Televizyonu açtığın zaman, hepsi buradaymış. Tamam. Ha, nedir o? Hususi dünya, umumi dünyaya açılıyor. Bunlar aktif olursa umumi dünyaya açılıyorsun. Televizyon kutusu gibi böyle tak diye kafa geçirdi mi? Tamam. 7. Eceli hakiki ahbaplara bir sen davet olduğu halde
bütün ahbaplardan firak tasavvur ettiğinden yine bunu tasavvur yapıyor dedik. 8. Hem kendini dehşetli bir azap eylemde bırakıyor. 9. Hem mevcudatı Cenab-ı Hakk'ın esmasını hem mektubatını inkar ve tezif ve takir ettiğinden merhamete ve şefkate layık olmadığı gibi şiddetli bir azaba da müstahaktır. Hiçbir cihette merhamete layık değildir diyor. İşte ey bedbaht ehli dalalet ve sefahat, bu şey, şu dehşetli sukuta karşı ve ezici meyusiyetten meyusiyete mukabil hangi tekemmülünüz, hangi fununuz, hangi kemaliniz, hangi medeniyetiniz galebe karşı gelebilir? Ruh-u beşerin eşedi ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakiki teselli nerede bulabilirsiniz? Ne yaptı? 9, 10 ve şey bir mana. Bu serbest bölgenin bu şekilde işgalinden insan dehşeti sukut ve ezici meyusiyet buradan başlıyor ve devam ediyor. Geçen hafta bunları hep konuştuk. Devamında şöyle diyor. Ruh beşerin eşedi ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakiki teselli de buradan başlıyor. Yani burası şiddetli teselli istiyor. Şurası. Şu serbest bölge. Teselli istiyor. Teselli ne demektir? Biraz bahsettik. Selamet yani. Teselli selamet oluyor. Selamet İslam'dandır. Tamam mı? Eylemseldir. Efendim abi? Yani teselli demek selametten, İslamiyet'ten, doğru yaşamaktan. Teselli o manada geliyor. Aynı zamanda istimdat mı? İltizam mı veriyor ona abi? Ben veriyor evet. Sağlam. Bir tanesinin iltizam, bir tanesi şey, iltizam ve intisam. Bir tanesi o. Yani nokta istinat ve nokta istimdat. Yani teselli o. Mesela şöyle bize uygulayalım. İki doktor öneriyorum. Buradan çıkartıyordum zaten. Doktor teslimiyet, doktor meşguliyet. Hayalini meşgulle, teslimiyetini de tasavvurunu da. Allah Allah. Yedinci söz olması, yedinci sözün neyi anlatması, ya anlattığı ne kadar önemli oluyor Hasan abi. Acayip. Yani yedi olması da şey değil Hasan abi. Acayip bir tevafuk. Evet. Şimdi bu serbest bölgeyi bir tanesi nokta istinatla, bir tane nokta istimdatla kontrol edersiniz. Nokta istinat, nokta istimdat. Nokta istinadın Allah'a iman tahayyülünü, nokta istimdat ahirete imanla tasavvurunu kontrol edersin. Çünkü niye? İnsan yap yapma, de deme, git gitme, nereye göre yapacak? Olmaz, caiz değil ya, olur mu, ayıptır, günahtır vesaire. Ahiret alemine göre tanımlıyoruz biz bunu. Yapmamam lazım çünkü hesap var. Dememem lazım. Kul hakkıdır ya. Bunu onu duyurmamam lazım. İnsanın kalbi kabı gibidir, yakmak gibi. Yani sizin davranışlarınızı, eylemlerinizi, söylemlerinizi kontrol altına alan imani bir ahirettir. İmani bir ahiret insanda hakim olma nispetinde insanların söylemlerini ve davranışları kontrol altında olur veya olmaz. Tasavvuruyla ebedi hayatını mı şey yapıyor? Evet. Yani? Onunla kontrol ediyor tasavvurunu. Bakın, tasavvurunu ahirete imanla, tahayyülünü Allah'a imanla kontrol edebiliyor. Bir tanesi nokta istinat, bir tanesi nokta istimdat. Teslimiyet ve meşguliyeti nasıl yerleştirdik abi? Mesela bir tahayyül eylemdir. Eylemseldir, mekanı gösterir. Tamam mı? Mekandır tahayyül. Tasavvur ise zamandır. Mesela diyelim ki sen boşta kaldığın zaman devamlaya çalışacak. Ama ne iş yapıyorsanız hayaliniz o cinsten çalışır. Hayalinizi eylemlerle, tasavvurunuzu da düşünceler yani doğru itikadi şeylerle. Abi siz bazen Kur'an okurken, bölüyorum birden daldım kusura bakmayın da canım. Bazen Kur'an okurken diyorsunuz ya, Allah Allah ne alaka ki birden aklıma geldi. Filanca kişi. Evet hemen. Değil mi abi? Evet çok iyi. O anda ona dua etme ihtiyacı hissediyorsunuz ve dua ediyorsunuz. Ve Kur'an'ı kesiyorum. Evet. Mesela geliyor hayalime. Kovuyorum git diyorum. Gitmiyor. Kovuyorum git diyorum. Gitmiyor. Kur'an'ı açıyorum. Ya Rabbi ona ve bana selamet ver. Ya Rabbi onun derdini de kaldır. Sıkıntısı varsa da tahfif et. Dua ediyorum. Ettiğim anda daha Kur'an'da ben okurken meşgul etmiyorum. Mesela aynısını üstad yapıyormuş.
Bilmiyorum onu. Haddi bülüğümden bu ana kadar layin şeytanın zırhından mamul bir sanduka derununda kilitlenmiş olduğu aklı uhrevi ve imanımı tazik altına almıştı. Duanız sayesinde ve bana karşı göstermiş olduğunuz hüsnü niyet ve nasihatlerin semeresi olarak ancak 7 senede üstadımın dua yumruğuyla layin şeytanının zırh sandukası kırılarak imanıma tekrar teslim ettim. İmanımı tekrar teslim ettim. Evet. Son maddeyi okuyoruz. Bu çok önemliydi. Bak iyi bakın şuraya, şu şeye. Küfür hududu, berzah hududu, mahşer hududu, sırat köprüsü burada kuruluyor. Burası kuruyor veya yıkıyor. Bütün bu daire-i esma, geniş hudutlar onun tahki emrinde ve tasarrufunda olduğunu burası yapıyor. Yani geçen hafta kabir, berzahın da burada olduğunu, zaten Hünkâr Mekili çok yapmıştık. Tahayyül ve tasavvurda yaptım herhalde. Evet, tahayyül ve tasavvurda oluyor. Ben okudum çünkü. Şimdi bu hafta, işte şimdiye kadar okuduğum geçen haftanın özetiydi. Evet, yeni okuyorum. 315. sayfa. Yolcu olduğunu buradan bilinir. İnsan tahayyülü ve tasavvuru aktifse dünya fanidir, yolcudur. Burası bir duraktır. Berza alim seferine buradan kabre, kabir, sırat ebed memleketine gidiliyor diye. Tahayyül ve tasavvuru aktifse, yani hakikatine bağlıysa o zaman bilinir. Umumi dünyaya oradan sana geçiyor zaten. Evet, yani burası, evet, şurayı şöyle diyeyim. Bir de kapı, yani bir taraf öbür tarafa kapı, bir tarafa öbür tarafa kapı. Evet, şöyle kapı. Yapalım. Kabir. Yani takul kapı. Arkadaşlar bu hususi dünya. Hususi dünya kişinin. Anladın mı? Burası kişinin umumi dünyası. Anladın mı abiler? Burası hususi, bu geneli, umumi dünya. Bu aktif olunca buna veriler veriyor, hepsini aktif ediyor. Tırt 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 diye. Kafirde ise tahakkul oluyor. Geliyor tasdik, ilimdir. Kafirde ilim var. Fakat bu kalbe açılan kapı olduğu için şey vicdana, vicdan da hatmedildiği zaman ki bidatlarla, haramlarla, küfürlerle kafirin buradan aşağıya lümme-i şeytaniye gider belki abi. Olmuyor. Bu sefer iltizamı, itikadı hep aynı oluyor. Neyi putlaştırmış da onun itikadı oluyor, ilahı oluyor. Zaten cennete kişiler, Müslümanlar Allah'ı görecek demiyor. Herkes Rabbini görecek. Tamam. Onun da Rabbi burada paradır, kadındır, şöhrettir, kariyerdir. Tamam. Odur. Ondan aşağı gitmiyor. Çünkü burada kopuyor. O zaman ilminde var olan put oluyor, itikat oluyor. Benim Müslümanım hata şurada yapıyor. Şurada olan tahayyül ve tasavvurunu şurası zanneder, itikadıma halel geldi, itikadım bozuldu zanneder. Oysa burada sıkıntı var. Sıkıntı bile değil, orada olması gerekenler oluyor zaten. Şeytan buraya bir şey atıyor, tamam mı? Şuraya atıyor. Atması gayet normal, niye atıyor diyor. Ne demek yani niye atıyor? Şeytana sen niye atıyorsun diyor. Şeytan niye yaratıldın diyorsun. Şeytan var mı yok mu? Var. Ne yapacaktı? Oturacaktı, seni izleyecekti, öyle mi? Şuranı atacak. Ha, şu tahayyül ve tasavvurunda olanı Müslüman vehim ve vesvesesi olan itti. Mesela korku da öyledir. Buraya korku atar. Mesela uygulayayım. Öyle konuştuk ama uygulama yapayım. Uygulamayı çok seviyorum. Ölüm korkusu bastı veya yaptığımız anda hemen şunu düşüneceksin. Bunu tabii yapar. Şu anda serbest bölgede bunlardan bir tanesi aktif. Karakola ucum var. Mesela diyelim korku, ölüm korkusu.
Allahsız düşüncenin neticesidir. Eğer olumsuz mekanlar geliyorsa şeytandadır. Şeyse, korkuysa düşüncedir. Kafir cinlerindir. Şu anda diyeceksin ki serbest bölgem aktif. Onun için bilirsen gider, bilmesen gelir. Tanırsan gider, tanımasan gelir. Şöyle diyeceksin. Hani böyle bir ezberle de konuştuk, tak 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 değil. Uygulama yapıyorum şu anda lafı. Şu anda serbest bölge hakim, şey aktif, serbestsin. Şekil olarak mı? Vay be, nasıl dediği şekil, cinsellik geliyor veya vurma kırma geliyorsa şeytan aktif. Mekanı, şekli tahayyül ediyor. Yok, ölüm korkusu. Acele mi gideyim? Şu anda acaba şey miyim? Kalbim durur mu evde, tekim? Oradan da birisi geçiyor, atak yapıyor. Şeytan mıdır ay? Kafir cinler tefekkürünü, yani düşünceni, tefekkür diyorum, tasavvurunu aktif etmiş. Canın sıkılmış. Canın hiç sebep yok. Vesvese de yok, ölüm korkusu yok. Durup dururken kaps. Bir de bast var. Bu bast, bu kaps. 8. sayfa kastanın. Durup dururken o zaman diyeceksin ki erva habiseler aktif. Geçmişteki seyrettiğim videolar, filmler, müzikler vesaire aynı bu gün canım sıkıldığı saatte 7 sene önce, 17 sene önce, 5 sene önce aynı gün, aynı saatte böyle bir video seyrettin ama şunun yok. O video şu anda aktif. Çünkü ayet-i kerimede diyor ki başınıza gelen hep elinizle işledikleriniz'dir diyor. Tasavvurunuza gelen demiyor. Efendim abi? Sol kurak çınlar mı böyle? Evet. Çınlamayabilir de ustalaşmış ya. Seni mesela bende çok az oluyor. Çünkü anladığım için adam kulağımı bile Allah Resulü diyor sol kulağınız şeytandan, sağ kulağınız Rahman'dan çınlar. Şimdi doktor dedi ki bana ama tansiyonu da gösterir diyor. Yani kulaktaki dere sesi. Doktorum dedim ben dere sesinden ve rüzgar sesinden bahsetmiyorum. Başka bir çınlama gibi olur. Mesela tansiyon şöyle yapar. Zzz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 
götür, pat diye gider. Ama tansiyon olsa gitmez. Hala devam eder. Burada tükürük yani. İşte Allah Resulü işte böyle bir rüya görürseniz kötü. Sabah kalkmadan yatağınızda sola görüntü tükürür ama eşine tükürme tabii. Sana bana tükürür. Peki, bugün ikinci cümlemiz. Birisine dayanmak burada oluyor. Dayanmak. Hep çıkan şeyler ha, kendimiz şey değil. Metinden. Metinde var şurada. 630 sözlerde. 3. Serbest bölge hem berzah hem de sırat köprüsü. Burası seyru, seyri meşru muhabbete köprü. Gayri. Ha, gayri meşru tabii. Nereden çıktı ya? Bir de okuyayım. Serbest bölge hem berzah hem de sırat köprüsü oluyor. Burası gayri meşru muhabbete köprüyü kurunca merhametsiz azap burada çekiliyor. Cehennemi cismanı burası. Çok süper işte ya. Cehennemi aşk ve mecazi buradadır. Bunu mahkemattan da delilim var ama şimdi iş yapmayacağım. O mahbubunun diyor cemalini, güzelliklerini taşır. Hatırladınız mı? Ma sevgilisinin güzelliklerini, gülmesini, hareketlerini, damlarını, evet. Sözlerini anlamlandırmak, tasavvur burası. Cehennem. Cehennem de, cennet de burası. Kaynıyor burası. Fokur fokur kaynıyor. Emniyet sibobun yoksa düdüklü tencere gibi patlatırsın. Emniyet sibobun olacak. Aşk o kadar antika bir şey ki, kutsi de bir şeydir. Aşık olup da diyor, namusunu koruyan için cennet vacip olur diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü'ne, şehittir diyor. Diyor. Evet, ama namusunu koruyan. Hani aşık olduğu halde, çünkü niye? Burası fokur fokur kaynıyor. Bir de okuyayım burayı. Bak, serbest bölge, bakar mısın şuraya, serbest bölge, elim orada. Serbest bölgeye hem berzah hem sırat köprüsü oluyor, hem kabir hem sırat köprüsü. Niye? Burası, bu serbest bölge, gayrimeşru muhabbete köprüyü kurunca, gayrimeşru mesela sevgilisine, kurunca merhametsiz azap burada çekiliyor. Cehennemi cismani burasıdır. Nerede geçiyor? 220 Mesnevi'de geçiyor değil mi? Arif olan mümin için cehennemi manevi,
kafiri cehennemi cismanesine kıyas edince, tamam, yani kafirinle daha cehenneme şey girecek ya cehennemi cismani, Müslüman dünyadaki daha sıkıntısı, yani bu daha ağır basıyor. Daha serin olmaz mı? Serin olmaz. Yani cehennemde, cennet şurada, hususi dünya. Cehennem azabı burada çekiliyor. Anladınız mı? Başka, fıtratındaki bir, fıtratta var. Zat, iki, sıfat, üç, esma. Allah'ın zatına, sıfatına, esmasına sarf edilecek muhabbet ve marifet istidadını, şükür ve ibadet cihazatını nefse ve dünyaya gayrimeşru bir surette sarf ettirir bu bölgeye. Bu bölge yaptırır. Allah'ın zatına, sıfatına, esmasına verilmesi gereken muhabbetin nereye şey yapıyor? Şükür ve ibadeti nefis ve dünyaya gayrimeşru bir surette sarf ettiriyor. Şurası. Serbest bölge. Sistem burada başlıyor. Cezasını da burada peşin alıyor ve veriyor. Fethuli fi ibadi ve tuhuli cenneti. Yani cennete gideceksin, cehenneme gideceksin. Gelecek Samir geniş şey, kibini kullanmıyor. Gir, burası. Yani cehennem de, cennet de burası. Mesela bak bir daha. Diyor ki Kastamonu 8. sayfada Sabri abi. Ben diyor mektubun şeyinde gayrimüteşebbihe çok şey bunalıyor falan, sıkıntı oluyor. Diyor ki endişe etme diyor. Bu diyor kabz ve bast aletleridir. Kabz bundan. Bast bu celal ve cemal tecellisi olarak 70 bin perdeden geçmiş hal. Cehennemin. Böyle uf puf, hatta çareyi intihar olarak görüyorsa sıkıntıyı hayal edebiliyor musunuz? Edemezsiniz. Bak niye intihar ediyor adam? Sıkıntıdan kurtulmak için, bir şeyden kaçıştır. Şimdi intihar çare ise kendisi nedir? O celal tecellisinde şunu yapıyor sana. Bak celal tecellisinin 70 bin perdeden geçmiş hali, sen şimdi buna tahammül edemiyorsun. İntihar düşünüyorsan 70 bin perde. Acaba bunun aslı olan cehennemi nasıl tahammül edeceksin diye bize düşünce ufkunu açıyor. Bu işe yarıyor. Yani peki ötekisi bast ise 70 bin perdeden geçmiş haliyle imanın lezzetini duyuyoruz. Zevk alıyoruz, keyif alıyoruz, neşeleniyoruz böyle. Bulutun arkasını geçiyoruz, imanın keyfini alıyoruz. Mesela bazen hepiniz de okur, bende de olur. Böyle oh elhamdülillah. Yani bazen o kadar fazla oluyor ki kaldıramıyorsun lezzeti. Bu da bastır. Yani cemal tecellisidir. O da ondan sana diyor ki Cenab-ı Hak, 70 bin perdeden geçmiş cennetin, bak bunun tadını bir şey yap. Ona göre ona sahip çık. Demek ki burada hissettiriliyor. Onun için ahiret, cennet, cehennem, sırat, dünyada sureti vardır. Adınız gibi bilin. Dünya ahiretin üstünde tenteneli perdedir. Dünyada insanın hulasası, insan hulasadır. İnsanın kafası da dünyaya benziyor, kafa. Burada hepsi yaşanıyor. Ondan sonra zatı ta aşağılarda muhatap ilahi oluyorsun. Abi bir şey söyleyeceğim. Şurada diyor ki, şükür ve ibadet cihazatını nefse ve dünyaya gayrı meşru bir surette sarf ettirir. Evet. Şimdi benim şükür ve ibadet cihazatım mı oluyor yani burası? Burası işte şu ikisi. Şükür ve ibadet cihazatı bu. Evet. Cihazat bu. Bir tane mekan, bir tane zamandır. Kardeşim, mekanda ve zamandan çıkmak için tahayyül ve tasavvurla hükmedersen, kontrol altına alma nispetinde zaman ve mekana çıkıyorsun. Mekanı tahayyül, mekanı ve zamanı da tasavvurla hükmedersin. Kalbin ve ruhun derece hayatına bununla geçersin. Hususi dünyanda çıkıyorsun. Neyle yapıyorsun? Böyle hikaye anlatmayalım şu anda da derste. Arkadaşlar mesela sıkıldın. Sıkıldın diyorsun ki bak serbest bölgede şeytan, cin, elvan, habis, mevad işlerinde bir tanesi aktif. Veya birisini kızıyorsun, ikide bir geliyor. Ha, serbest bölgenin mevad işleri sakin. Yani hemen sıkıldığınız an ne olur? Sıkıntıdan kaçmak için yürüyeyim, şey yapayım, laf mı edeyim, tamam mı? Deme.
Hemen bir dur ne olursun. Dur şöyle bir dur, sessiz ol. Canın sıkılmış. Arabadasın, canın sıkılmış. Direksiyona vurdun. Dur. İstersen arabaya yazın. Evde geçimsiz olduğu zaman dolaba, salona, buzdolabına bunun kağıdı yazın, yeter size. Nedir o? Bir kapı şey açar mısın böyle, hava şey yapsın. Serbest bölge. O yaz olsun yeter. Bu dersler hemen aktif olur sizde. Araba yaz kapı sen. Serbest bölge. Şöyle bir şey yap. Şunun iki katı şöyle uzunlukta. Şu kağıt. Tamam. Şöyle bir kağıt. Topete gözüne yaz. Yani ilgini çekecek gibi yaz yine. Serbest bölge yaz. Şuradan iki tane ok çık abim. Şöyle. İki tane ok çık. Hemen yani fazla bir kağıt değil, şu kadar. Şeytan, kafir, cin, erva habise, mevadi şerife. Karşıtı ve karşılığı, melek, Müslüman cin, erva taibe, mevadi aliye. Araba makas yaptı şöyle. Ötekisi zalim. Veya ona hızlı bas, tamam mı? Bak bakayım, serbest bölge. Canım sıkıldı. Serbest bölge. Bu ders hemen aktif oluyor. Peki buna Risale'de eylem var mı? Usta diyor ki arkamda leva var diyor. Ustanın arkasında levada emirdandı var ya. O ustadı devam ikaz ediyormuş leva. Ustadın oturduğu odanın arkasında leva var da senin ve benim evde niye leva yok? Seni ikaz eden, zaaflarını ikaz eden niye levan yok? Niye yok? Tamam. Mesela onu, ustanın levasını biliyorsunuz değil mi? Emirdan'da geçiyor. Allah Allah, garip garip baktınız ya. Hangisi? Emzalesi kapıcının? Bak, yüz kaçtı? 90, 94'te de olabilir de. Ustadın... Vay be, neymiş ya? Gözünün önünde değil de arkada olmasında bir hikmeti vardı da. Arkanda diyor. Arkada. Konuşuyordur hemen. 131 miydi? İkinci emir daha bakayım de. Ne bileyim. Neydi abi tam? Leva diye bak ustadın. İkinci emir daha var. Göstereyim size de. Arkamda leva diyor. 71 sene diyor. Hayattan lezzet ve keyifleri almışsın. Ondan sonra telaffuz ettireyim size de. Bak bakayım, leva diye yaz. Leva emirdar. 199 olabilir mi? 199 olabilir. Evet. 199. He? 1, 199. Evet. Bir daha 1. 190. Ha tamam bu. Bak şu. Bu sıkıntılı zamanda nefsimi sabırsızlıkla beni taciz ederken bu fıkra onu tam susturmuş. Şükredi, size de bir faydası olur diye lafen takdim edilen bu fıkra başımın yanında asılı duruyor. Başımın yanında asılı duruyor. Şimdi de 201 mi? Yani 100 emir daha 1, 198. Bak, ey nefsim. Tamam, anladınız mı? Başımın yanında. Peki, siz de şunu yapın, ben tavsiye ediyorum size. Çünkü bize o lazım. Yani bakın, şöyle yaz. Şöyle bir kağıt yapayım size. Şeytan, kafir cin, erva habise, mevadi şerire, melek, Müslüman cin, ervah-ı aliye, mevadi aliye, şöyle bir ok, şöyle bir ok, şöyle bir şey yap. Serbest bölge. Her şey her yerde oldu. Tahayyül. Tasavvur. Tamam. Yapıştır arabaya. Buzdolabına yapıştır. Çok yatak odasına kavga ediyorsanız orada bir tane ibeye yapıştır. Salona da yapıştır. Yani hiç bunu okuyacak mı okuma. Geçerken ilişsin. İlişsin. Geçerken ilişsin. Hemen beyin görsün yetiyor. Hemen buraya geçiyorsun bu derse. Nefsin mabet edildiği sistem.
Hani ayette diyor ya, nefsini ilah edinenleri görmedin mi? Gördün mü? Başka, birbirinizi ilah edinmeyin, burası. Tapınıyorum sana denilen burası. Bu yapıyor. Başka, tevekküle ve teslime yanaşmayan veya yanaşan sistem, yanaşan ve yanaşmayan. Ustad öyle diyor ya, yanaşmadı diyor. Tevekküle ve teslime yanaşan ve yanaşmayan sistem. Acayip bir şeyler çıktı canım bu. Bunu tanımlıyoruz hep. Başka, elem çekilen veya cennet asa bir hayatı yaşama burada oluyor. Başka, mahbubların mabutlara dönüştürüldüğü yer. Allah Allah. Mahbubların, sevgililerin mabut olduğu yer. Tersini düşün. Mabut denilen, insanlarca mabut olan bir şeyi Allah'a vesile yapılan muhabbet vesilesi şeyler. Hasan abi, tabii bunu Resulullah'ımızı düşünelim. Yani Ahmet Aleyhisselam Efendimiz'i diye düşünürsek eğer, Ebu Cehil'e belki yüzlerce, kaç kere gitmiş abi Ebu Cehil'e? 33 defa. 33 defa mı? 33 defa götüren tahayyül tasavvur mu abi? İşte buydu. Genişletebilirsin. Yani, düşünmedim daha. Yani neden diyorum biliyor musun Hasan abi? Onu o bütünlükte gösteren Hasan abi. Yani aynı bedende gösteren. Yani kendisindeki... Olabilir. Abi sonra... Özür dilerim abi. Şeyde muhakematta senin mahbubun diye başlıyor. Senin mahbubun baktı evet. Gözünün penceresinde. Baktaki penceresinde, yani, evet. Şu ağa ve belki üstünü vicdanla ilka ederse... Evet. O aşk denilen nar-ı mukadde birden yandırmaya evet. Başlamakla... diye şey, orada tamamen komple... İşte bu kompleyi bir blok ediyor. Fırat belası, ümitsiz üzere zevallerle azap çekilen sistemmiş. Ne olur buna bu cümleye dikkat edin. Fırat belası da burada. Başka, ümitsiz üzere zevallerle azap çekilen sistem. Ta bu. Hep buradayız. Şöyle okuyayım. Sefahat ve sarhoşluk perde olması burada oluyor. Ve hazır zaman yaşanıyor ve hususu dünyasını inşa ve ihya ediyor. Hazır zaman burası. Abi kalpte burada oluyor o zaman. O Kastamonu'daki bir şey diyor. Ne diyor? İhya diyor ya aşağıda. Evet. Yani birisi o zaman diman bir de kalbe de gidiyor o zaman. Tabii. Burada tabii taşınıyor ya dolayısıyla. Ama şöyle oluyor, biz ders anlatırken sırayla buradan buraya, buradan buraya. Aslında sistemde böyle bir sıra yok, bütünsel oluyor yani. Yani zamansız oluyor. Öyle yani. Ama anlatmak için böyle anlatıyoruz. Şimdi buradan beklemiyor böyle süzülsün de takım. Aniden oluyor. Su, bu, aniden oluyor, hemen oluyor. Ya da belki sıra var. Aniden olduğu için ben yaptım zannediyorsun. Ya da belki sıra vardı ama biz hissedemiyoruz. Var, vardı değil. Sıra var zaten. Sırasız olmaz yani. Ama bizim hissedemeyecek kadar istiyor. 105'e kadar değil mi? Elektriğe benzemiyor bu. Elektrikten de hızlı. Hatta hayali ruhtan da hızlı diyor. Hayal sürekli. Ruhtan ve hayalden diyor. Acayip bir şey ya. Tabii. Ruh hayale biniyor çünkü. Hayal ruha binmiyor. Hayal suratini hayal en son yapıyor. Hız noktasında. Ezberimizi bozuyor bu hayal. Ya bildiğiniz gibi değil ya bu. Bu daha, biz hayale fazla girmedik. Hayale gireceğiz daha. Bu tasavvuru okuyoruz ya. Onlar bitmiş derste. Ben onları bir çıkartacağım. Belki de yüzü aşacak bu dima dersi. Bir tuhaf alem ya. Hayale daha gireceğiz ya. Ruh hayale biniyor, hayal ruha binmiyor. En kesif en camiyim. Ne tuhaf bir adam burada ya. Biraz da tahayyül ile hayal arasında fıkıh konuşacağız. Hayalini kontrol edemezsin ama tahayyülü kontrol edersin. Hayal senin dışında. Senin dışında çalışıyor hepsi zaten. Bu genel bir alemdir. Tahayyülle devletin kablosuna, kebanda imal edilen eletiğe evdeki kabloyu atarak hususi evet. Kanal açıyorsun evine. Evet. Tahayyül o. Kablo kar. O eletin sistemi, devletin o sistemi, eleti keban barajı sistemi hayaldir. Yasin.
devam edelim. Bir tuhaf abim, hep senden bahsediliyor. Onun için gözün fal taşı gibi açın. Eğer rüzgar seni şey çekiyorsa yastık kullanabilirsin. Oku. Sen oraya geç omuzundan dolayı. Sadece ona değil. Bizim de bacakları öyle. Ha, o zaman şöyle yapacaksın. Eğer o havayı vurmasa bizde uyku bu kadar karabalık olur. Kendiniz çarenize bakın, ben buradan sizin kontrol şey yapmayayım. Koy onu. Ha, o kadar. Ama kapatsak ya insan havasızlık öldürür diyoruz. Ot şey yaparsanız hemen gene devam edeyim. Evet abi. Allah Allah. Hakaiki imani ile tedavi edilip zulümatın dağıtıldığı ve bütün dalalet ve helaket kapılarının kapatıldığı yer. Bir daha. Hakaiki imani ile iman hakikatleri ile adam acile mesela. Acile diyor. Mesela acilde vazife yapan doktorumuz da bilir. Bilmem acilde de yapmış mısın? Yaptın değil mi abi? Yaptın. İşte acilde yüzde o ehli şun daha yeni söyledi. Abi dedi, ben dedim ki insan tahayyül ve tasavvuru fark etse, serbest bölgeyi fark etse, acili gelenlerin %90 yok olur mu dedim. Bunu çocuk doktoru, kulakları çınlasın İbrahim kardeş var Ankara'dan, uzman. Ne dedi ki? Hayır abi dedi, %90 değil. İnan bana dedi, %98 kimse gelmez dedi. Hep zanla geliyor, çocuğunu için, çocuk şeyi ya. Hep bir şey olmuştur, acaba şey olmuş mudur, acaba şey var mı, hiçbir şey yok diyoruz diyor. Ya bak, seni dün gündüz, 3 gün önce tahliye yaptım çocuğu. Raporlar hepsi var, hiçbir şey yok. Ak öksürdü, affedersin gazı çıktı, hemen doktora koşuyor diyor. Yani nedir? Bu sistem. Sistem bak gülüyor. Acil'in %90'ı dedim, itiraz etti, %98 dedi. Abi böyle dedi ya. Acillerin hep çoğusu dedi, %99 dedi, vehim, zan, teslimiyetsiz, tevekkülsüz kişilerle dur. Ve o korkuyla gelmiş diyor, korku. Titiyor diyor. Tarih ediyor şu şöyle. İnternet televizyonlar bozuyor yani. Beyin veriyor. Yani. Televizyonlar beyin basıyor ya, aman ha Altay'da bir şey yapın, aman aman şey yapın. Zaten hastanede, hastaneye gittiğin zaman refakatçi olarak sağlam gidiyorsun, hasta çıkıyorsun. Her refakatçi, her hastadan duya duya aynı hastalanıyorsun. Hakikaten mi lan benim de şey var ya, Allah Allah diyor ya. Ya siz köyde hiç doktora gittiniz mi küçükken mesela abi? Köyde hiç küçükken doktora gittiniz mi? Yok, doktor yoktu ki. Biz öyle çıkıyoruz. Hiç neyi ne, ne aşıyor, böyle bir şey bilmiyorum. 100 yıl yaşıyor, 120 yıl yaşıyor. Bak, sefaat ve ha burayı değil. Hakaik imani ile iman hakikaten şu dersler var ya. Bu dersler sanki tıp fakültesinde amfide oturup da ders dinliyorsunuz. Öyle mi değil mi doktorum? Ha, bu tahayyül ve tasavvurun tamir edilme seminerine geldiniz siz. Ne diyor? Diyor ki hakaik imani ile tedavi edilip zulümatın dağıtıldığı, üzerine kara bulutların ortadan kaldırıldığı, korku yerine ümitin basıldığı bir derstir bu. Tamam. Şimdi bir saat ben size değil, 10 dakika şey anlatsam, ya kardeşim mikrop şöyle üretiliyor, tamam mı? Uzman anlatsa, şöyledir mikroplar vardı, şöyle yaptır, her gün işte tahlil etmek yerindedir, saat başı kan, tansiyonu bakacaksın. Ben bu doktor var burada. Abi de bazen bakarsın tansiyonuna. Yani, her gün tansiyona bakarsan, tansiyonu hastası olmaman mümkün mü yani? Aha lan, çıktı galiba lan, bitti işte. Yani, ben bütün demiyorum ama burada sorun var. Bir daha elim burada okuyacağım. Hakaik imani ile tedavi edilip bu serbest bölgenin üzerine kaplayan kara bulutların zulümatın dağıtıldığını Ustad Zulümat diyor 633. Ve bütün dalalet ve helaket kapılarının kapatıldığı ve açıldığı bir alem burası. Başka? Zaaf-ı hadsini ve fakr-ı ihtiyacını tevekkül ile tedavi yolu açılıyormuş burası. Şuraya bak bir de okuyayım. Zaaf-ı adsini, hakikaten zaaf-ı ads. Zaaf-ı adsini, fakr-ı ihtiyacını neyle tedavi ediyorsun? Bak. Tedavi bak. Bilmem ne ilacı adını da bilmiyorum ya böyle. Bunları gavurca bir adımla. Abi bizim ilacı söylüyorum. Tevekkül ve teslim ile. Radyum var iyiymiş. Evet bak.
tevekkülle tedavi yolunu açılıyormuş. Tevekkül. Tevekkül ve teslim. İki tane doktor öneriyorduk ya. Doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. Tevekkül ve teslimiyet. Radyum malim. Sen Allah'a hiç tevekkül etmez de teslim olmasa. Ya Allah var lan kardeşim ya. Allah da var ya. Merak etme, ben sana garanti veriyorum. Ölünceye kadar yaşayacaksın zaten. Kesin ya. Güzel garantiyim. Kesin. Hayat. Garanti nedir o? Sana bir garanti da vereyim. İnan senin ecelin gelmeden bir saniye önce sonrası yoktur. Ha yatakta yatarsın ölür, beklersin ölür ama yürüyerek. Hani sebeplere uyarsan yürürsün, sebeplere uymazsan yatakta yatarsın. Ama ecelin geldiği zaman ecel değişmez. Ecel değişmez kardeşim. Başka, hayat ve vücut yükünü onun kudretine, rahmetine teslim edip kendine yüklemeyip belki kendisi o hayatına ve nefsine biner. Ha buraya biniyorsun. Biner hükmünde bir rahat makamın bulunduğu sistemmiş burası. Allah aşkına bu cümleye bakın ya. Hadi bakalım. Gafur öğretti Allah aşkına. Allah aşkına beni doğru etti. Bak şimdi. Şuraya bakar mısın? Okuyorum. Hayat ve vücut yükünü onun kudretine, rahmetine teslim edip kendine yüklemeyip, belki kendisi o hayatına ve nefsine biner hükmünde bir rahat makamın bulunduğu sistem burası. Başka, kendisinin natık bir hayvan değil, belki hakiki bir insan ve makbul bir misafir Rahman olduğu bilindiği yer. Burası. Başka, hayvan olmaktan, bir filozofların şeyini yayınlanmış. İşte mücadele eden bir hayvandır, düşünen bir hayvandır. Var ya filozofların işte bir şeydir ama sonunda hayvan, hayvan. Ustad da bak bakalım halife-i rüzemindir diyor, halife-i zişandır diyor. Tamam, hayvan demiyor. Adam burayı kendisini hayvan olarak anlamlandırmış. Dünyanın misafiri Rahman, bir. İki, dünyadaki mevcudat ise, Esma-i İlahiye'nin ayneler olduklarını. Üç, bak bir daha okuyorum. Bir, dünyanın misafiri Rahman olduğu. İki, dünyadaki mevcudat ise Esma-i İlahiye'nin ayneler olduklarını. Üç, masnuat ise her vakit tazelenen mektubat-ı samedani olduklarını anlaşıldığı yermiş. Bu anlarsa. Başka? İnsanın fani dünyadan ve zeval eşyadan ve hubbu hayattan gelen yaraları güzelce tedavi edildiği yermiş. Bir daha, fani dünyadan, zeval eşyadan, hubbu hayattan gelen yaralar. Yani insan baki var, fıtratına yüzünü faniye çevirmiş. Fani dünya, zeval eşya, oklar atıyor diyor değil mi? Fani, zeval eşya insana. Hubbu hayat. Bu bayatı sevdiğin anda el cezamın cinsine amel merhametsiz azap çekmektir. Yerinde kullanılmadığı için. Ha, bunun yaralarını güzelce tedavi edildiği yer burası. Başka? Evhamın zulümatından kurtarıldığı yermiş. Evhamın zulümatı. Allahu Ekber. Başka? Mevt ve eceli alemi berzaha giden ve alemi bekada olan ahbaplara visal ve mülakat mukaddemesi olarak gösterildiği sistemmiş. İmam Rabbani'nin şeyine oturuyor ya, Üstad orada oturuyormuş demiş. Ne? İmam Rabbani'den ders aldım diyor, şey yaptım. Bak bir daha, ölüm ve selam zivan olduğu için biraz durayım bunun üzerine. Bak, mevt ve ecel. Mevt, teristir. Ecel ise terist sebebidir. Kanserdir, trafik kazasıdır, kalp krizidir. Ecel odur. Mevt, vakittir. Ecel ise şekildir. Neyle gideceksin? Tamam. Tarih tasavvur o zaman. Tarih tasavvur işte bu. Bir tanesi mevt, bir tanesi ecel. Alim-i berzaha giden bak ve alim-i bekada olan ahbaplara ait bu olan mevt ve ecel terse dönüşüyor. Visal ve mülakatmış. Mevt visalmış, ecel ise mülakatmış. Bunun mukaddemesi olarak gösterildiği yerdir. Yani mevti ve eceli visal ve mülakata dönüştürüldüğü bir yerdir. Tılsım yapıyor abi bunu. Tılsım.
ağacı, şeydar ağacını... Evet, sekizinci sözde vardı ya. Aslan'a, ata. Mesela bak, kuyuya düştü. Üstte aslan, aşağıda canavar, duvarda tutulmuş incir ağacında, kökleri kemiri vesaire. Neyle kurtul değişti orası? Tılsımla. Tılsımı anladı, olay değişti. İşte tılsım yeri bu. Ne yaptı? Meft ve eceli visal ve mulakat olarak değiştiriyor bu. Ya peki ölüm korkusuna geleyim, düz onu yazmadım, kişi olmasın, olumsuz olmasın. Ölüm korkusu, kefen korkusu, imansızlık vesaire, yılan, çiyan, akreplere, yağmur, yağmurda, karanlıkta, dar, dar, sıkı, karanlık, yalnız, kimsesiz. Anlaşıldığı bir yerdir bu, Menfisi olursa. Ağacın iki kökü diyor işte Zafer abi. Evet, iki kökü. Kemiriyor, fare kemiriyor. Bak, kabir neydi? Yalnız. Yalnız ki kimsesiz. Dar, soğuk. Karanlık ve soğuk. Bu, burası. Bunu ne yapıyor işte? Bunu değiştiriyor, burası değiştiriyor. Ustad diyor ki, kabir diyor, surete gözüktüğü gibi değil, zahirde gözüktüğü gibi değil. Şimdi ölüm korkusu biliyorsunuz ki, çok iyi biliyorsunuz ki, çoğu psikoloji hastalıkların çoğusunun temelini oluşturuyor. Ölüm korkusu. Kabir korkusu, işte kefen korkusu, kalbim duracak, bilmem ne yapacak gibi. Bunları, bak, mevt ve eceli, visal ve mulakata dönüştürüyor burası. Kontrol edildiği anda. Eğer sende ölüm korkusu tabii ki olacak ama seni eziyorsa, senin hayatını, gündelik hayatını alt üst ediyorsa kontrolsüzdür burası. Başka? Ölüm denilen fırak ebedi, telakki ettiği ölüm yaralarını tedavi edildiği yerdir. Bak, ölümü fırak ebedi olarak kabul ediliyor. Korkuyu kaldırıyor. Yani tabii. Bakın, ölümü fırak ebedi iken Ustad diyor ki, tahvili vücuttur, itlak-ı ruhtur, tebdili mekandır, yani teristir. Yani firak ebedi nerede, teris nerede? Bu yapıyor, burası yapıyor. Mesela dün tek başıma geliyordum. Geldim, tek başıma evdeydim. Şimdi böyle botur bir şehav geldi. Dedim ki, ya nasip dedim ya, öyle bir teris olacağız. Dedim bir adama, teris olacağız, teris. Yalnız olurken tepenize biner, yalnız olmuş yapınca bu sefer dedim ki ona, teristir, teris. Sen hala terisi firak ebedi zannediyorsun dedim adama. Altyapısını anlatmıyorum, bitti. Teris olacağız, teris. Biz Müslümanlar teris olacağız, Hasan. Ölmeyeceğiz. Yani bedene ben dediğimden. Bedenin içinde... Hayatın içinde beden var. Bedenin evet. İçinde hayat var. Hayır, ki. Harika. Böyle bir derste geçmişti. Bedenin içinde hayat var zannediyoruz. Oysa beden hayatın içinde. Beden gidince bir şey olmuyor. Çünkü ya. Beden donmuş hayat değil midir? Şöyle diyeceğim. Ben şimdi adam diyor ki, buzun içinde iyi dinleyin. Buzun içinde su var zannediyor. Hayır. Suyun içinde buz var. Hatta sıfatı. Hatta sıfatı. Buz suyun sıfatıdır. Kardeşim, masa, tahta, beden, kitap, defter, kalem hayattan yaratılmış. Maddesi hayattır. Yaratan kudrettir. Program, ilimdir. Takdir etmek iradedir. Tamam. Senin hayatsız tarafın bile var yani. Hayatla ilgili olmuyor. Ya hayat olmayan bu var mı? Buz nedir? Suyun donmuş halidir. Peki beden nedir? Hayatın donmuş halidir. Şimdi ben sana diyorum ki, buzun içinde su var. Olur mu öyle saçmalık? İçi ve dişi var. Dişi var içi. İçi neresi? Buzun içi neresi? Buzun içinde su var. Neresi içi dişi ki? Hepsi aynı. Peki buz nedir? Suyun donmuş hali. Peki beden nedir? Ruh, hayatın donmuş halidir. O zaman bedenin içinde hayat yok. Beden hayatın içinde. Eğer bunu tefrik ettiğin anda ölüm teristir. Olmuş zaten. O zaman... Ölmüş saatte, kabirdesin, bak şu, eğer bedenin içinde hayat varsa kabirdesin. Eğer beden hayatın içindeyse kabirden çıktın zaten. Ölen ölmeyecek, ölmeyen ölecek. Yani
bedenle ruh ilişkisini çözen kabirden çıktı. Aslında bu buz yok olmuyor ki abi. Bu suya dönüşüyor. Evet. O tenişti işte. Yani beden de hayata dönüşüyor. O kadar. Aslına dönüşüyor. Aslına dönüşmüş. Yani beden aslına dönüştüğü gibi süt de aslına dönüşüyor. Doktor. Kusura bak. İster. Ne acayip dersler ya. Ne diyor ya bu dersler? Bak. Buz suyun içinde mi, su mu buzun içinde? Hayat bedende mi, beden mi hayatta? Ölüm hayatta mı, hayat mı ölümde? Yuhi ve yumit. İki saniye. İşte kudret ha. Hangisi? Yuhi ve yumit. Yumit diyor mesela. Ölüm mü hayatta, hayat mı ölümde? Beden mi hayatta, hayat mı bedende? Buz mu suda, su mu buzda? Su mu buzda, buz mu suda? Çözdüm bitti. Sana söylüyorum. He, avamda hepimiz dahi bugüne kadar. Ya bu dersin. Hepimiz bilmiyor muyduk? İçimizde hayat var. Öyle değil mi? Hepimiz bilmiyor muyduk şuursuz olarak? Buzun içinde su var. Öyle biliyorduk. Öyle değil işte. Bildiğin anda kabirden çıkıyorsun. İnsanlar kabire girmekten korkuyor. Lan kabirdesin de ondan korkuyorsun. Bu tür düşüncelerle kabirden çık. Şu anda kabirdesin zaten. Şunun içindesin. Kabir bu. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Yani ölmeden önce diyor ölünüz. Ölmeden önce ne söyleyeceksin? İntihar mı yapalım? Yani biz ölmüşüz de öldüğümüzü bilmiyoruz. Çık. Şuraya gömülmüşüz. Çık. Kimisi kadına gömülmüş, kimisi paraya gömülmüş, kimi erkeğe gömülmüş, kimi kariyeri gömülmüş, kimisi haset, kimisi gıybet, kimisi cimrilikte gömülmüş. Acayip acayip mezarlıklar var, bir sürü mezarlıklar var. Usta diyor ki, ey mezar mutalikler diyor, mekbahlar. Dolaşan adam, cimrilik mezarında ölmüş adam. Ötekisi gıybette, ötekisi gururda, ötekisi kadında, ötekisi erkekte. Mezarlar dolaşıyor ya. Bir tanesi keşke demeseydim. Yani dedim ki, kızı böyle üzülüyor tabii üniversiteler şuna buna. Yavrum dedim, niye üzülüyorsun biliyor musun? Onlar hep insan zannettiğin için. Dayı kim bunlar dedi. Ustad diyor ki dedim, çoğusu insan suretini giymiş şeytan. Bu sefer koptu. Yavrum demek istemedim dedim. Dayı yani. Kıvırmaya başladım şimdi. Şimdi aslında geçmiş kavimde sonra izah ettim. Allah Resulü geçmiş kavimleri Miraç'ta gördüğü için ruhları neydi? Domuz, yılan, çakal mıydı? Allah ruhuna beden yapmış. Kur'an'da var da. Yani hayvandan insan olmamıştır Kur'an'a göre ama insanda hayvan olmuştur. Darwin'in tersi çalışmış. Niye? Geçmiş kavimleri Allah domuz yapmış, maymun yapmış, hınzır yapmış, yılan yapmış. Ustad da diyor ki işleri dişlerine dönse. Dişleri de içlerine dönse, postları değiştirse ne olur? Hayaline tilki ile çakal, yılan ile ayı ve domuz gelir. Misali insanlar. Yani şu diyor, devam ediyor. Eğer diyor, insi şeytanlar diyor, libas giysiydi böyle olacaklardı. Eğer bu insanlar, insan suretindeki şeytanlar libasını çıkartsaydılar diyor, cinli şeytanlar olacaktı diyor. Şu anda piyasada dolaşanlar hep insan mı zannediyorsun? Ben bu kadar gayret ediyorum da, insan olmaya gayret ediyorum da, insanlığın da haberi olmayan, yani yaşadığın farkında olmayan insan mı zannediyorsun? Münafıklar insan mıdır? Kelenamu belema da, hayvan bile değil diyor. O zaman endişe etmeyin ama sokaktakiler hepsi insan değil ki. Mücadeleyi nasıl yapmak lazım abi? Mücadeleyi yapmamakla. Bu şeytanlarla. Şeytanlarla mücadeleye uğraşmayacaksın. Yaban arıları gibi böyle uğraşma. İşini yap o kadar. Devam. Arkadaşlar bu derslerle kabirden çıkıyoruz. Kabirden. Ustad ne diyor? Hayat-ı dünyevi toprağı altında. 23. sözü söylüyorum.
Gafur. Evet, hayatı dünyevi toprağı altında ikine çekirdekler değil miyiz? Orada diyor. Biz toprağın altında çekirdek değil miyiz? Ha, o çekirdekten ne şunema bulmamız gerekmiyor mu? Şimdi kabirde değil miyiz 23. sözü göre? Topraktayız işte. Hayat-ı dünyeviyenin Allah razı olsun. Arad biz de içelim abi. Toprak işte. Hayat-ı dünyeviye toprağı altında. Tabii ki toprak bu. Dünya toprağı. Sen derken bunu mu kastediyorsun? Bu topraktasın da. Hayat-ı dünyevi toprak ağaçtı, toprak adam, adam su içti, sığır, ot yedi, ben de ağa içine girdim. Hayat-ı dünyevi toprağı altında. Dünya toprağı. 23. söz. Biz topraktayız, kabirdeyiz de beden kabir ya. Topraktan 23. söz. Beden insanı demiyor mu kuyu? Beden insanı diyor, beden çağırır adam. Adam düşmüş oraya, abi yarısına. Biz de her neyse. Biz de süt içelim mi abi? İçelim abi. Süt içelim. Biz de içelim. Ay abi, doktor söyle de size de pişirsin. Yok yok. Ha. Gel, aa böyle. İki saat oldu zaten, devam edelim. Şu ezan okunsun. Devam edelim abi, daha iki saat oldu. Ezandan bak, bu ezanı da alır ya. Ezanı da keselim veya... Bir saat, bir saat var ezanı. Ezanı bir saat var ya. O zaman bir ara verelim, ondan sonra peki, tamam. Peki, El Fatih. Neyle meşgul olduğunuzu farkında olun. Evet. Bilmediğini de bilin yani, diye söyledim yani. Yani ben o arkadaşlar, kardeşler şey yapmak için demiyorum. Evet. Haşa yani. Şu şeceri filkat şeyi de... Şu renk bilgisayarda tam çıkmadı, şey yazıcıda bilgisayardan çıktı da... Bu renk bile değildir. Niye yeşildir, niye kırmızıdır? Bu mavidir, koyu olmuş. Tam Dima dersinde bu gömleği kullanmamın sebebi, Dima simgesi, semaf simgesidir. Kubbe niye böyledir? Dima anlatır. Ha? Minare niye böyledir? Onun için bir yerde bir şey demiştim, sonra bayağı sıkıntı çektim, bir de ilk defa da söyleyeyim. Camilerin altına ne zaman dükkan yapılmış, para geliri olmuş, kapitalizm üzerine din olmuş, din kapitalizme tabağı yapmışsa o zaman din dejenere olmuş. Camilerin altında kapital olmaması lazım. Yani mana ile, hiç ecdatta hiçbir camisini gördünüz mü dükkan ve gelir şey yapan? Camilerin altına gelir getiren, o camileri onun üzerine bina ettiler. Anladın mı? Bir sorun olmuştu ama neyse. Yani mana öyle bir şeydir ki sureti de, hakikati de, kanuniyeti de, mahiyeti de aynı şey diyeceğiz. Mesela ruh kırmızıdır. Bunun hakkında ben kaç defa rüya gördüm. Yani niçin arş-ı azam kırmızıdır? Ruhsaldır, cevher-i ruhtur, ruh kırmızıdır. Ama şeye göre, Müddin Arabi'ye göre yeşil, yeşildir. İmam-ı Rabbani Hazretleri kırmızı. Ve Bediüzzaman'a göre ruh kırmızı anlatılıyor. İbrahim Hakkı Hazretleri de kırmızı diyor abi, değil mi? Evet. Muhittin Arabi Hazretleri biraz sitem etti. Yeşil diyor. Yeşil diyor. Allah. Mesela taksiler niye sarıdır? Tesadüfen değildir. Hani bunlar bile bir değildir. Ama şu gördüğünüz renk yazıcının Şeyhan Tallığı'ndan. Peki. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar, ikinci dersimiz. Şimdi metin okuyorum. Beşerin en müthiş korkusunu izale edip en elim ve kasabetli ve sıkıntılı olan berzah seyahatini en leziz ve ünsiyetli ve ferahlı bir seyahat olduğunu gösterdiği. Buradan çıkarımlar. İsterseniz ben bunu yazayım. Bu şekilde yazayım. Ondan sonra çıkarımları böyle çıkarttığımı göstereceğim size. Yani o cümleleri okuyacağım, cümleleri nasıl çıkartıyorsun? Zaten siz biliyorsunuz ama bu burada lazım. Çevireceğim abi. Şöyle yapayım ki orası da görsün. Arkada yer var mı? Boşada bunu. Boşsa çok güzel. Bir el at. Tamam. Şimdi dua edecek aslında.
İnşallah geniş yerimiz olur dedim. Şimdi dua zamanı. Dua zamanı şimdi abi. Ne abim? İnşallah geniş bir yerimiz olduğu zaman İnşallah. Tam edecektim biliyor musun? Yani her şeyde dua var. Her çevirmede dua ediyoruz abi. Evet. Yani Allah böyle bir geniş böyle bir yer versin de. İnşallah. Biliyor musunuz? Vakıf dayı ya. Vakıf dayı gelmek istiyor gelmeyin dedim. Ne kadar ağır bir söz. Gelmeyin. Yer yok. Yani burada 2-3 kişi, 3-5 kişi doldu da ders yapılmaz. Hem nefesten, hem mekandan. Yani yerimiz yok. 1500 kişilik yerler de var ama bizim 20-30 kişilik yerimiz yok. Kader ilahinin cilvesi böyle. Cilve. Adeta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam as-ı saadetteki ashab-ı sufanın mekanı. Allah'ım. Ne kadar? Aynı mekanın bitişi odası. Ayşe validemiz orada dinliyor. Bu kadar yer var yoktur. Ashab-ı sufanın yeri bu kadardır. Vermemiş peygamber, koca sahra. 1500-2000 kişilik dershaneler var. Benim şimdi 2-3 kişi dalsam alamam. Allah'ın nasıl bir şey? Allah hakim mutlaktır. Yani Allah'ın gücü mutabe etmez. İsterse yap ama böyle yapıyor. Niye alamıyorsun? Ha. Vicdanıma ne kadar ağır geliyor. Ama diyorum ki ya Rabbi o senin işin. Benim işim bu. Teşebbüs ettim. Yani burada olmanın da ayrı bir şeyi veya bu derse muhatap olmanın ayrı bir nimetini bil. Bilmiyorum sırrını. Bak şimdi kelimeyi bundan sonraki çıkartacağımız cümleler nasıl çıkartıyorum diye zaten biliyorsunuz ama bunu görmeniz lazım. Bunu yazayım. Beşerin en müthiş korkusunu izale edip bak hiç değiştirmiyorsun bak abiler. İzah diyor buna. Evet, Risale-i İzah etmeli. En elim. Ve kasavetli mi diyor? Kasavetli. Kasavetli. Sonra? Sıkıntılı. Ve sıkıntılı olan. Sıkıntılı. Olanı nereye koymuş? Ha. Olan. Dur abiler. Alt parantez. Dur. Berzah seyahatine. Bakayım. Berzah seyahatini mi diyor? Evet. Sonra? Berzah seyahatine, ondan sonra virgül var abi orada. Ondan sonra alt parantez. En leziz ve en ünsiyetli ve en ferahlı. En leziz ve ünsiyetli ve ferahlı. En leziz ve ünsiyetli ve o maddelerin her birinin başına şey koymuşsunuz. Koydum abi. Bir seyahat olduğunu gösterebilir. Bir sayı baştaki metinden. Baştaki metinden sözler var. Şuradan sahip olmayacağım. Anlıyorum. Böyle izahlar kalırsa ne güzel. Şimdi okuyacağım cümle bunlardan çıkacak tek tek. Bu metin yeri belli mi? He he. Metin, yukarıdaki metin, 633 şey var ya. 333, 336'ya doğru gidiyor. İşte Ebeyt, Bahili, Dalalet ve Sebat ve şey var ya, orası. Sayfa abim 633 var ya, onun devamı bu. Şimdi size ben
şunu bak nasıl, şunu şunla, şunu şunla, şunla, hepsini kıyas edeceğiz, bağına çıkacak şimdi. Metin bu. Bir, ihtiyarın cüz'i ise kendi malikinin irade-i külliyesini, işini bırak. Buradan. İki, iktidarın küçük ise, cüz'i değil bak, ihtiyarın cüz'i ise, bu iktidar şimdi. İktidarın küçük ise kadir-i mutlakın kudretine itimat et. Başka üç, hayatın az ise hayat-ı bakiyi düşün. Başka, ömrün kısa ise ebedi bir ömrün var, merak etme. Bunu, bu orada geçiyor, biliyor musunuz? O 633-639'dan. Tam sayfayı şey yapın isterseniz de, sözlerdeki. Sonra, fikrin sönük ise, Kur'an'ın güneşine, güneşi altına gir. Bak neler çıkıyor, bak. Görüyor musun buradan? Buna şey yapıyor. Buradan çıkıyor. Sonra, İmanın nuruyla bak ki yıldız böceği olan fikrin yerine her bir ayat-ı Kur'an birer yıldız misillü sana ışık verir. O metini dizdim ha, o onları metin bu, Risale'deki metin bunlar. Orada yani, orada olan cümleler bu. Bunu kurduktan sonra bunun üzerine bir söylüyor bunlar. Tamam? Bak, beşerin en müthiş korkusunu izale edip beşerin en büyük müthiş korkusu. Tamam. En elim, en kasavet, en sıkıntılı olan berzah hasiyatın, en değil mi? Evet. Kabir. 59 gün bir de. He yani. İki aylık mesafe ya. Küçük sözlerine geçmiyor mu? İki aylık mesafe. Bir gün diyor. Bir gün sonra burada istasyon bulunur diyor. Değil mi Mehmet kardeşim? Tren var diyor. Gemi var diyor. Uçak var. Şimdi ne vesaire. Otomobil var, yaya var, biniliyor. İnsanın bak, beşerin en müthiş korkusu neymiş? Berzah seyahati. Elim, kasavetlik, sıkıntılıymış bu. Tamam. Onu bak, terse çevireceksin üçü. En elim, en kasavet bak. En leziz, ünsiyeti ferahlı. Görüyor musun? Katla böyle. Tamam. Bak, bunlar tesavvuf için dermemiş. Sıkıntı ferahlı olmuş. Bu hale çeviriyor bu. Bak şunu görüyor musun böyle? Katla. Böreğin ortası gibi. Evet. Şimdi ondan sonra bunun üzerine bu en elim, en lezise, en kasavetli, en ünsiyetliye, en sıkıntılı, ferahlıya nasıl dönüşüyor? Dönüşünce ne oluyor? Okuyorum. Bir daha okuyayım. Bir, olunca altına diyor. İman şey olunca, iman. Bir, ihtiyarın cüz'ü ise kendi malikinin irade-i küllesinin işini bırak. İki, İktidarın küçük ise kadir-i mutlakın kudretine itimat et. Üç, hayatın az ise hayat-ı bakiyeyi düşün. 60 sene yaşayacağım, 20 sene. Lan adam gibi yaşa da 10 sene yaşa. Evet. Çınar gibi yaşayacak da 700 sene yaşayıp da ne yapacaksın? Bak, hayatın az ise hayat-ı bakiyeyi düşün. 4 kaçsa. Ömrün kısa ise ebedi bir ömrü var, merak etme. Başka? Fikrin sönük ise Kur'an'ın güneşini altına gir. Ondan sonra devam ediyor doktor, öteki doktor. İmanın nuruyla bak ki yıldız böceği gibi böceği olan, bak nasıl baktık? Bak buna bakınca şuydu, zahir. Sonra Kur'an'ın nazarıyla baktı ki buna dönüştü. Gibi. İşte Kur'an'ın nuruyla bakınca yıldız böceği olan fikrin yerine her bir ayatı Kur'an birer yıldız misulü sana ışık verir. Başka? Hem hadsiz elemlerin varsa, nihayetsiz bir sevap ve hadsiz bir rahmet seni bekliyor. Ya orada ya, gördünüz mü külliyatta? Gördünüz mü külliyatta sayfa, biliyor musunuz? Okuyorsunuz da bu sözler 633'ten devam ediyor, 34-35 diye külliyat sözlerdeki cümle bu. Hiçbirisi tespit falan değil. O bunla bu sistemden çıkıyor. Yani bu anlattıklarına göre bakarsan bu elim, kasavet, sıkıntılı, lezize, ünsiyete falan nasıl dönüşüyor? Niçin dönüşüyor? Buradan dolayı. Başka?
hem hadsiz arzuların makasıdın varsa onları düşünüp muzdarip olma. Onlar bu dünyaya sığışmaz. İstediğin şey buraya sığmaz. Onların yerleri başka diyardadır ve onları veren de başkadır. Burada bulamazsın. Muhali talep etme, kendine kötülük yapmış olursun. Baykayı burada isteme. Sen kendine malik değilsin. Öyleyse sen kendi hayatını kendine yükleyip zahmet çekme anlayışının olduğu yermiş burası. Neresi? Serbest bölge. Mutlaka hakim olmaya çalışma. Serbest bölge şurada. Şöyle yapalım ki her derste kullanıyoruz. Kaç? Bu sayfalar farklı bir sorunmuş. Bu sayfalar. Şey yapsak abi, şeytanın sola yapsak. Heh, ters yaptık o zaman. O zaman şunu da silelim. Tamam abi Mehmet kardeş, doğru söyledin. Ben de o niyette yaptım ama yerini farklı yapmışım. Şeytan ve türevleri. Gözümüzün önünde olsun ki bu okuduğumuz yer. Şeytan, kafir cinlerine atar biliyorsunuz bunu. Yani burası bunu değiştiriyor. Bir daha okuyayım son cümleyi. Sen kendine malik değilsin. Öyleyse sen kendi hayatını kendine yükleyip zahmet çekme. Bu yüklüyor. Burası zahmet çekme anlayışının olduğu yerdir. Serbest bölge, mutlak hakim olmaya çalışma. Burası yapıyor. Beka istiyor, fanide beka istiyor. Ahireti burada yaşamak istiyor. Her isteğinin yerine gelmesini istiyor. Dert keder istemiyor. İstemiyor da istemiyor. Çünkü her şey var orada. Her şey var çünkü. Evet. Her şey var. Onu burada istiyor. İşte bu, bunu o zaman bunun istediğini anla. Sen değilsin bu. Çünkü niye? Olmuyor. Yani muhali talep ediyor, kendisine kötülük yapıyor. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse bunun istekleri de böyledir. Bu yapıyor bunu. Şimdiye kadar o cümleleri bunun için okudum. Bu yapıyor. Sonra sen kendi kafana dünya yükünü yüklettirerek ehvalini düşünüp merak etme. Fuzuli olarak karışma karıştırma. Bu yapıyor. Bu yapıyor. Karışmayı anladık abi. Karıştırma. Bir tanesi karışma, bir tanesi karıştırma. Karışma, tahayyül, karıştırma, tasavvur. Vay. Karışma fiili, karıştırma fikri, kendi tasavvur yapıyor. Tasavvurunu karıştırma. Evet, karıştırma. Şey, biri emrin ismi abi, o karışma. Emri evet. İtibarlarına da karıştırma. Evet, karıştırma. Allah Allah. Ya tesadüf, böyle bir rastgele bir kelime yok ki bile. Fark edince müthiş olur ama. Acayip bir şey. Şey de acayip bir şey. Dünya toprağı altında ekiliyoruz, bir çekirdeğiz. Arkadaşlar bu topraktır, toprak. Bunun içinde ekilmişiz.
Dünya toprağı altında. Bu işte dünyanın hulasası bu. Alem berzahta. Bu dünyada değil. Buraya ekilmişiz. Alem berzah mı? He? Alem berzahta sümbül ölecek. Sümbül ölecek. 23. söz ya. Atla takım. Yani bu dünyada toprak, bu dünya toprağı altında ekilmişiz. Bu topraktır. Ceset. Bunun içine ekilmişiz. Çık buradan. Burası içi neresidir? Soğuktur, yalnız, kimsesiz, karanlık. Dar, evet. O şartlarda zaten sümbül vermesi mümkün değil. Çok sıkıştırınca ya, bunu yani. Bilirsen, evet. Ya bunu... Şimdi ne oldu? Kabir gördün mü? Ha, toprak. Toprak. Bunu kime nasıl anlatacağız abi? Deme. Kimseye anlatamayız. Bakırköy'e götürürler. Kesinlikle cebiyle götürürler. Allah. Mesela şimdi senin hanım telefon etse Bakırköy'e. Benim polise dese ki, benim kocam cesedi için diyor, kabir diyor. Bu dünya toprağı altında, burada gömülmüşüz, burada ekilmişiz, biz çekildiyiz. Yapma ya, çık, vay 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 vay, vay güzelim vay. Neydi? Vay zavallı çocuk ya, kabayı. Kim o? Bu genç yaşta. Allah. Öyle demiyor mu 23. söz? Biz bu dünya toprağı altında ekilmişiz diyor. İstidat çekildiklerini nereye ekmişsen orası senin toprağındır be kardeşim. Ben bir otelde namaz kılıyordum, adam arkadan gördü, ne yapıyor dedi. Bir şeyler konuşuyor diye kendi kendine. Konuşuyor namazı. Allah. Bak. Allah'ım. Şimdi sayfa 322'de. Hem de bu sonra şehir yaptı burayı. Ondan sonra bu toprağa neler ekilmiş? Kalp, sır, ruh, akıl. Ondan sonra ekilmiş. İstidat çekirdeklerini İslamiyet suyuyla, iman ziyasıyla. İslamiyet'e su diyor, kafa yedi. İmanın ziyasıyla, İslamiyet'e suyuyla, ibudiyet toprağı altına Ebu Amir Kule'ye imtisal ederse o kabir denilen şu ceset. Kabir genişlemiş. Yani kabrin, anladın mı? Ya burası 322 sözler. Allah, iyi ki Allah var ya. İyi ki Allah var ya. Kim anlayacak abi? He? Bak sarnı yazmadan. Nerede bineceksin? Buradasın, burada gömülüyorsun kardeşim. Çık buradan ya. Hatırlamıyorsun. Nasıl çıkacaksın? 17. leva. Kalp ve ruhun derece hayatına çık diyor. Çık buradan diyor ya. Çık diyor buradan. Nasıl çıkacaksın? Nasıl gömülüyorsun içine girdim? Diyor ki bir öpücükte, bir işarette, bir şeyde, bilmem bir şeyde batma, gömülme diyor ya. Bir lokmada, bir tane, bir işaret, bir öpmekte batma diyor. Anladın mı abi bugün? Bir gafur. Of. Bir öpme bölümünü anlamadım. Devle burada çağırmamışsın. Şimdi acayip bir şey ya. Kalbin, ruhun derece hayatına çık diyor. Çekirdeği söyledim. O okudum ya biraz önce. Kalp, ruh, sır, akıl. Ekiliyormuş buraya. Evet. Ekilen çekirdekler onlar. Evet. Nereye? Buraya ekiliyormuş. Ha burada. Peki Allah Resulü diyor ki, ateş yanınca yani dört tane mahluku tanımlıyor. Çıkan nurdan melek yaratılıyor, odun. Oduna çıkan dumandan cin yaratılıyor. Ateşten, sıcaklıktan şeytan yaratılıyor. Şeytan ateşten... Çıkan külden insan yaratılıyor. Hasan abi bir şey anlatayım mı? Bunlar böyle yaratılıyor ilk önce. Zemin şeyde bu işareti cazdan anlatırken zemin insanoğluna hazırlanıyor. Bu cihette bakınca. Sonra insanoğlu gelecek. Gelecek ya, gelmedi. Cinleri, melekleri hepsini yarattı Cenab-ı Allah. Ondan sonra da bir cümle kullanıyor abi. Çok dehşet yani. Ruhundan yani o yapılmış olan cine, meleğe. Sistemle. Sisteme şöyle de. Kul ruhumin emri diyor. Ruhu bir veriyor, içine böyle sızıyor. Ruhumdan öpüyorum. Halife-i sırrı halife. Hepsinin başı. Hepsini. Bu yani böyle bir sistemi kurdu. Öfledim demiyor. Ruhumdan öfledim ruhunuzu. Hepsini. Bütün arşa marşa. Allah üfleyerek mayalıyor hepsini. İçine süzüyor ve senin yaşayın. 18 bin alem. Bak böyle bak. Acayip bir şey söyledi abi. Bu cihette bakınca abi... Nasıl bir de söyle. Böyle üfçe yaratılmış bu cihette bakınca bu kendi zahirden. Tamam, bütün ortam hazırlandı. Tamam. Arş, şey, melekler, cinler. Bize kan dökecek birini mi yatıracaksın diyorlar ya abi. Peki bunlar o zaman itiraz kime? Kendilerini tanımıyorlar aslında.
Ondan sonra ruh bir üfleniyor. O zaman bu cihette bakınca ben meleği tanımıyorum. Melek beni tanıyor. Bu cihette bakınca. Çünkü halife-i arz, çekirdeği benim o zaten. Her şey. Ben öğreniyorum deyince senden kasıt kim tabii öyle. Sen öğreniyorsun ama o sen değilsin. Yani bundan sonra toprağa, dünya arz toprağı altında ekiliyoruz. Toprak bu. O teşbih falan dünyayı kastetmiyoruz. Bu ya. Dünyanın toprağı ya. Topraktır değil mi? Çürüyünce ne oluyoruz? Burada, burada gömülüyoruz. Buradayız ya. Evet, şu sihire bir gelelim abi. Ha? Sihir. Sihire geleceğim abi. Afiyet olsun. Mevcudat alem ve meşakkatlarının düşünüp, bak, mevcudatın ölüm ve meşakkatlerini düşünüp ruhuna elem çektirme. Halik-i Rahim'in rahmetinden daha ileri şefkatini sürme. Bu yapıyor onu. Sana düşmanlık vaziyetini alan mikroptan taun ve tufan ve kalk ve zelzeleye kadar bütün eşyanın dizginleri o Rahim Hakim'in elindedirler. O hakimdir, abes iş yapmaz. Rahimdir, rahimiyeti çoktur. Yaptığı her işinde bir nevi lütuf var. Şu alam çenden fanidir. Şu alem çenden fanidir. Fakat ebedi bir alemin levazımatını yetiştiriyor. Zahirdir, geçicidir fakat baki meyveleri veriyor. Baki bir zatın baki esmasının cilvelerini gösteriyor. Lezzetleri az, elemleri çoktur. Fakat Rahman-ı Rahim'in iltifatı zevalsız hakiki lezzetlerdir. Elemler ise sevap cihetiyle manevi lezzet yetiştiriyor. Meşru daire ruh ve kalp ve nefsin bütün lezaizlerine, safalarına, keyiflerine kafidir. Gayri meşru daireye girme. Çünkü o dairedeki bir lezzetin bazen bin elemi var. Hem hakiki ve daimi lezzet olan iltifat-ı rahmaniyeyi kaybetmeye sebeptir. Bu manalar ile serbest serbest bölge vasata kalabiliyor. Yani bunlarla serbest bölgenin vasata kalabiliyor. Onun için yazdım bu kadar uzun. Vasatı budur. Vasata getiriyor bu bakış tarzıyla. Serbest bölge böyle vasata geliyor o kal. Eğer olumsuzları tercih edersen esmer-i safilliğine insanı öyle bir sukut ettiriyor ki hiçbir medeniyet, hiçbir felsefe ona çare bulamadıkları ve o derin zulümat kuyusundan hiçbir terakkiyat-ı beşeriye, hiçbir kemalat-ı fenniye insanı çıkaramaz. Ancak doğru düşünmekten, doğru ve istikametli itikattan ve iman ve amel-i salih ile o esfel-i safiliğine sukuttan insanı âlâ-i illiğine çıkarır. Ve o derin kuyuyu terakkiyat-ı maneviyenin basamakları ile ve tekmalat-ı ruhiyenin cihazatları ile dolduruyor. Yani dikkat ederseniz aynı şey seni batıran, o aynı şey böyle olursa çıkartan oluyor. İşte aynı memleket. Aynı yer. Fena bir nazarında bir fena memlekete düştü diyor. İşte bunların ilk zemini tahayyül ve tasavvurdur. Hı hı. Aynı şey batırıyor senin, aynı şey çıkartıyor seni. İnsanlığın ilk mukaddemesi olan serbest bölge doğru zamanda, doğru malzemelerle, doğru insanlarla ve doğru yerde doldurulursa şurası. İnsanlığın ilk mukaddemesi olan, insan olmanın ilk mukaddemesi olan serbest bölge doğru zamanda, tamam mı? Doğru malzemelerle, doğru insanlarla, doğru yerde doldurulursa beşerin uzun ve fırtınalı ve dağdağlı olan ebe tarafındaki yolculuğunu gayet derecede tesir eder ve kolaylaştırır. Ben belki 50 bin senelik mesafeyi bir günde kestirecek. Bin belki 50 bin. Bin belki 50 bin senelik mesafeyi bir günde kestirecek vesayetini gösterir. Ve insanın ona memur, abd ve bir vazifedar misafir vaziyetini verir.
burası kullanılabilirse insana böyle bir misafir olduğu haletini verir. Hem dünyada hem berzahi ve uhrevi menzillerde kemalini hatta seyahatini temin eder serbest bölge. Onlarda berk ve burak süratinde geçirir. Buna da asın imam, şimdi bizim cümle, buna da asın imamlarının dusturları ve kaideleriyle olabileceğini gösterir. Burasının kontrolü asın imamlarıyla kontrol edilebilir, vasata gelir. Başka imkanı yok dostum. Üstadımın tokatı inanıyor. Yumruyla. Üstadımın yumruğuyla diyor. Dua yumruğuyla diyor. Evet. Dua yumruğu, evet. Yani inanın bana, bu öyle bir yer ki cennet ve cehennemindir dünyada. Bu asın imamların dışında vasata gelmesi imkanı yoktur. Yoktur. Mesela azap çekiyorum, ben de sıkıntı çekiyorum bazen. Bakıyorum azap çekeyim, ne yaptımsa bunu kullanamıyorum o anda. Odur, ondan anlam. Oradan bileceksin ki şu anda serbest bölgeye şunlar türevleri aktif. Yani burayı kontrol edebilmek her daim insana mümkün değildir, onu bil. Kontrol etmenin yolu kontrol etmeye çalışmamak. Ama buranın yönetimini alabilirsin. Tam kontrol edemezsin ama yönetimini alırsın. Nedir o? Kabloyu kes. Tam kesemezsin tabii. Şöyle bir kablo düşünün. Elektrikçiyle, bilgisayarcı orada. İkiniz. O bir kablonun içinde hani kıllar gibi kablolar oluyor değil mi abi? 100 tane. Kestin abi 10 tane. Başka gün kestin 20 tane, 30 tane. 70 tanesini kestin. Allah bereket versin. Lan aksın lan 30 tane olsun. %50'yi kes de. Aslında yani biraz tasavvufu oluyor. Kesmek de sanki şey tılsımlayınca aslan ata dönüyor. Ha işte. Peki şöyle düşün. Aslan ata nasıl dönecek? Şimdi bir bahçe düşünün. Su veriyordun. Onları tek tek kesmeye yok. Asit dökmeye gerek yok. Kapayı kapat, su verme. Besleme orayı. Ta kestin. Burası, bak, iksirleniyor, kalp bayalanıyor. Kafandaki o üstteki aslan, aşağıdaki canavar, şeydeki kuyunun kenarındaki o incir, tam incirin kökündeki fare, hepsi nasıl tersi dönüyor? Aslan nereye dönüyor? Ata dönüyor. Ana, canavar kapıya dönüyor. Kapıdan giriyorsun, duvar açılıyor, arkadaş oluyorlar. Ya nasıl peki oluyor? Neyle dönüyor? Tılsımla. Tılsımla iksirleniyorsun, kalpte mayalanıyor. Ne biliyor musun? Ha? Şurada terk ya, terk. Hop, kabloyu kes gafur. Kes abim. Hep şeytanın gücünü kullanacağım yani şöyle yapayım abi. Ya abi. Şöyle yapalım abim. Şeytanın enerjisini kullanacağım diyordu ya sen. Kim tılsım? Makas. Şimdi nasıl? Şeytan enerjisini var ya, çok hoşuma gidiyor da hatırlattığım için. Şimdi şeytan mahluktur, enerji pompalar. Kur'an'da söylüyor, vehim atar, düşünce. Kur'an'da öyle diyor. Ben yalnız düşünce atıyorum diyor, vehim, düşünceli. Şimdi bak, oradan açık saçık geliyor. Veya evdesin tek, YouTube'u aç. Aç, bak. Ha, Peygamberimiz hadisi var bunun hakkında. Diyor ki, bir haram geldiği zaman, Allah korkusundan diyor, Allah söylüyor diyor, o da söylüyor. Allah korkusundan kafayı çevirdiğin zaman da oradan alacağın menüs bir lezzetten fazla Allah bu müminin kalbine iman lezzetini tattırır. Tam Resulullah'ın söylediği. Şimdi bak diye dürtü var mı yok mu? Yani ceyran da böyle. Mesela nasıl olmaz diyor. Doğru söylüyor. Yani mesela konsantreyle böyle mermeri kırmıyor muyuz? Konsantre ile gizli olan bir enerji çıkmıyor mu? Tefekkürle iman böyle çıkıyor. Konsantre ile bedensel enerji yut diyor kırıyorsun. Ama tefekkürle de böyle. Kafirin tefekkür yoktur, düşüncesi vardır. Şimdi tefekkürle iman çıkıyor. Şimdi bak şimdi anlatacağım. Bak bir enerji var da kasları, lifleri, organları hepsini aktif etmiş. Bak. Peki bu enerji midir? Realitedir. Vardır. Yok olmaz bu. Var yok olmaz. Tamam. Peki bak dedi.
Bakmadım, içim yana yana geçtim orayı. Peki o enerji bak değildi. Bakmayınca ne olur? O soğuya, soğuya, soğuya. Şeytanın o bak enerjisi hayır olur. İbedilullah ise yatma senat. Seyyat asenat oldu işte. Seyyat bu. Şeytanın enerjisi enerjin oldu. Şeytanın enerjisiydi bu. Adem'den vücuda çıktı. Bak o şer kabiliyeti hayra inkılap etti. Başka bir madde. Hem sendeki nihayetsiz muhabbet kabiliyetini, çirkin ve noksan ve şerur ve sana muzir olan nefsi emmarene verme. Veren bu. Kendi hevesini kendine mabut ihtiyaz etme. Bu neymiş kafir ya? Bu ne biçim şeymiş ya? Bu serbest böyle. Ben de anlamadım abi. Benim nere bağırsa ne şeyim canım orada ya. Sanki bundan başka bir şey kalmadı bir tane ya. Bak şimdi. Hem sendeki nihayetsiz muhabbet kabiliyetini çirkin ve noksan ve şerur ve sana muzir olan nefse marene verme. Kendi hevesini kendine mabut ihtiyaz etme. Bu anlayışın ilk çekildiğini serbest bölge oluşturur. Burası. Yani buraları şey yapıyor, aktif ediyor. Peki, buraya hakim olan da ne acayip bir şey biliyor musunuz? Niyeti. Ona göre şey yapıyor. Çok acayip bir şey. O hayrı çekiyor. Hayır mutlaktan hayır gelir. Acayip bir şey. Niyet dersi var. Bir de bu gözle bir dersi gir, bir de niyeti dinle. Şimdi devam ediyorum. Şimdi metin okuyorum. Metin. Ha yok, metin değil. Bu yukarıda zikredilen iki zıt tarafın muvazenesini, dengesinin temelini oluşturuyorlar. Bu noktadan sanki serbest bölge ile cennet ve cehennem alemlerinin netice verecek, götürecek köprü vazifesini yapıyor serbest bölge. Birbirine zıt olanların arasında bir köprüdür serbest bölge. Abi özür dilerim. Özür dileme şimdi bu ümmetin okurken. Tamam, yok yok tamam haklısınız. Bir dakika ya, çok önemli bir yer. Cennet netice verecektir bak çok önce. Zıt dediniz abi. Bak bunu karıştırma bak. Bir daha almayacağım. Lütfen abi. Peki abi tamam. Bu yukarıda zikredilen şimdiye kadar ikinci dersten beri bu bahsedilen bu diye elimi vuruyordum ya. Ha bak şimdi. Bu yukarıda zikredilen iki zıt tarafın muvazenesini, dengesinin temelini oluşturuyor serbest bölge. Bu noktadan sanki serbest bölge ile cennet ve cehennem alemlerinin netice verecek, götürecek köprü vazifesini yapıyor serbest bölge. Birbirinden zıt olanların arasında bir köprüdür serbest bölge. Değil mi? Ha şurası. Münezze işte abi. Münezze tarafı bu. Yani çalışmadığım için mukaddes münezzeh sen çalıştın. Münezzeh diyorsan öyle. Ben he diyebilmem için çalışmam lazım. Ama zıtlar yani abi ya çok basit. Zıtların olduğu yer ya. He, münezzeh mi? Evet abi. Mukaddes zıt yok mu? Zıtsız abi. Zata bakıyor. Ha, o zaman bundan sonrası. Hasan abi şey şurası mukaddes, burası münezzeh. Evet abi. Yani serbest bölge abi tamam münezzeh abi. Tamam münezzeh. Hasan abi bir şey söyleyeyim mi? He. Şimdi bu iki zıt var değil mi burada her türlü? Tabii tabii burada ikisi var. Mesela şuradaki örnek gibi. Biz bunu şimdi tılsımlayınca bu zıtlar dönüyor. Evet yani i̇kisi bunu tılsımlayınca bu üçü buna dönüyor. Evet tamam bu tahil tasavvurda zıtlar var. Evet. Adem vücut çarpışıyor. Yani, Adem vücut evet. Yani dünya. İki hamur gibi Cenab-ı Hak. Hani şöyle de ekleyeyim. Şunu da ekleyeyim dur o zaman. Adem. Vücut. Şuraya da vücut. Koyun. Bunu da ekleyebiliriz. Hamur gibi birbirine Osman bunu eklesin. İman, küfür hepsi burada. Eklenebilir. Tamam peki abi burası biliyorsun kabir. Ha burası kabir. Merdar geçiyor. Peki o zaman burası hani diyorsa nasıl şey kontrol altına alınabilir? Ben bir şey bulmuştum da ne kadar bir tefekkür abi. Burası kabirse kabirde ışık nedir abi? Nur. Teheccüd. Teheccüd yani. Bu burayla Allahu Alem. Bu sistemle burası kontrol aydınlanıyor, kontrol ediliyor. Ubudiyetle şey yapacak. Kontrol etmek değil de ışık kuruyor. Işık kuruyor. Yani kontrol ederken şu bir kabirin kaç sıfatı vardı? Karanlık. Karanlık. Teheccüd ışığı veriyor. Yani ışığı veriyor. Ha. Ama kabir sıfatı değildi. Evet. Yalnız vardı. Evet. Soğuktu, kimsesiz. Evet. Üç tane dakika. O da var abi işte. Münker Nekir için ne diyor?
Üstad. Komünist arkadaş diyor. Arkadaş, yalnız ne yaptılar, gittin. Ne yaptılar diyor. O zaman teheccüd, münker, mekir. Evet. Sonra? Bir de visaldir diyor şeyde de. Bak ne oldu şimdi, bak nasıl çözülüyor ki. Risale nedir? Sehli mümtenidir. Çok kolaydır. Okunca hemen herkes anlar, herkes sesini alır. Ama Allah Allah, bu neyin nesidir? Mümkün değil, imkansız. İmkansız gibi oluyor. Çünkü Allah mümkün verdi. Zannediyor olarak. Ki Said Nursi verdi o misali, hayır, kuyu misalini. İbrahim Aleyhisselam'ın sınıfıdır. Kuyu misali, İbrahim Aleyhisselam, Allah verdi. Yani zannediyor ne kadar kolay. Vay be, tılsımla kabir, şey, kuyu değişti. Ama dur bakalım ya, iki fare neymiş ya falan. Tencit olacak. Soğukta Adem'dir zaten herhalde abi. Yani her diyebilmem için bu derste ona ihatam olması lazım benim. Ama soğu Adem dediği var. Kaynağı yok zaten. Kaynağı yok. Evet. Mesela hiçlikten Allah neyse yaratıyor. Adem'den vücuda dönünce görmüyor musun işte soğuk hiçliğe benziyor. Sıfır. Allah Allah. Mesela her şeyin bir başı var. Allah niye başı yok? Sanki her şeyin başı var. Üçün başı kaç? İki. İkinin başı bir. Birinin başı sıfır. La matematikte yapıyorsun, Allah'tan kork. Bu soruyu niye soruyorsun bana? Her şeyin bir başı var, birinin başı yok ki. İkinin başı var ama birinin başı yok. Bir olan Allah'ın da başı yok. Sıfır varlığın kaynağı mı olur? Oluyormuş ya matematikte. Peki başka? Matematik kendisinin vücudu yok ki. Fizik kim yaptı? Fizik. Belli yani, bu fizik kitabı fizikten geldi. Kimya, kimyacısı, varlıktan geldi. Bir kaynak var. Yani varlığı ortadan kaldırırsanız fizik kalkmaz mı? Kalkar. Kimya kalkmaz mı? Kalkar. Varlık ortadan kalkınca matematik kalkmaz. Matematik, Big Bang'den de önce vardı. Çünkü sıfır zaman diyor. Abi çarşamba akşamı son okuduğunuz bölüm hangi defterde? Allah aşkına orayı bir daha okuyun. Ha şimdi böyle şey yapalım, anlatayım onu. Burada. Şöyle, çok tuhaf da. Şimdi, şurası Big Bang. Büyük patlama. Kapatmayayım size. Abi ne yok burada? Ne yok mu? Big. Yok yokkin ha. Bunda mı? Evet. Aha, tamam. Tamam. Şöyle Big Bang. Konuştuğumuz gibi yazdık. Tamam abi. Şimdi bak diyor ki, bu diyor evrenin başlangıcı. Bu diyor patlayınca diyor evren gelişti diyor. Öyle mi Ali? Evet, evren genişledi diyor. O zaman bu patlama gelişti böyle. Sanki bu evren varmış da patlama onun içerisinde. Sen hava var. Hava var. Benim sesim nasıl yayılıyor? Havada. Benim sesim havayı yapacak, sonra sesim havada yayılacak. Öyle değil mi? Öyle mi? Big Bang diyor. Kain patlayarak genişledi. Mekan yok ki, nerede genişledi? Peki var. Yani Big Bang nerede gelişecek? Dalga nerede gelişecek? Su değil mi? Dalga sudadır. Bana söyler misiniz, su yokken suyun kaldırma kuvvetini nereye koyacaksınız? Ahiretin üstünde diyor ya, esir maddesi. Doğru, oraya gitme, bu bize göre. Şimdi bak, su yokken suyun kaldırma kuvvetini nereye koyacaksınız? Ağaca koyabilir misiniz? Toprağa? Bir yere koyun bana, söyle, suyun kaldırma kuvveti. Big Bang diyor ki, patlayarak diyor genişledi. Nereye genişledi? Sen öyle bir şeyi kabul ettin ki mekan varmış, orada benim sesim yayıldığı gibi hava atmosferi var ki sesim yayılacak. Big Bang de genişlemesi için genişleyecek yer lazım. Mekanda genişleyecek. Evet. Oysa mekan yok ki. Ha, o zaman bunu söylerken otomatik şunu kabul ediyorsun, etmek zorundasın. Mekan var ama tanımlanamamış. Vücutsuz vücut var. Bu da ademi vücuttur. Ama diyemiyor işte. İlk zamanda. Tamam. Bilmiyor ki. Şimdi nedir? Big Bang, evet, evrende patlama. Çünkü Allah ayette diyor, genişlendiriyoruz diyor. Tamam mı? Kainatı genişlendiriyoruz. Şimdi nerede genişliyor bu? Bir sürü uyduracak. Ben ana fikri söylüyorum. Bu biraz tevil etme.
evre patlayarak minpek genişliyor diyor. Peki mekan var mı? Zahirde yok. Ama minpek yani o genişliğe nerede genişliyor? Mekan yok ki. Ha, o mekan var mı? Yok olan var. Yok olan var. Nedir o? Adem. Vücutsuz vücut. Vücut neymiş? Vücutsuz vücut. Sıfatsız sıfat. Varlıksız varlık. Hani o Big Bang o mekansız mekanda genişliyor. Sen diyorsun ki evrende bak patlayarak gelişti ve evren oluştu. Nerede gelişti? Hangi mekanda yapıyorsun bunu? Mekan yok ki. Sıfır mekan bunun adı. Sıfır zaman. Zaman da yok. Sıfır kütle. Sıfır sıfat. Her şey sıfır olduğu yer. E sıfır olduğu yerde neyi genişlettiriyorsun? Nerede genişlettiriyorsun? Sana ben bir şey sorabilir miyim? Sadece evet ve hayır diyebilirsiniz. Yani şimdi üstad diyor ya, esir maddesi yıldızdan bir yüzü ahirete, bir yüzü dünyaya bakar. O zaman yani esir maddesi bir cihette hani bunun kırılma noktası. Evet. Ahiretin. O zaman bu patlama ve genişleme ahiretin üzerinde mi oluyor? Evet, ahiretin üzerinde oluyor. Hatta onu çekirdek, dünya çekirdek bir yuvarlak. Tenteneli perdedir. E bunu kaldırdığın zaman şu perdeyi şöyle kaldırır mısın? Ahiret yoksa. Altı. Altı. Yani kaldırmayı şunu kastettim. Buzu kaldırır mısın buzu? Su. Buzu kaldır su. Dünyayı kaldır ahiret. Bedeni kaldır ruh. Ruh kaldır Allah. Ruh ahiret, Allah değil. Ruh kaldır ahiret değil. Hiçbir şey tek başına var değil abi. Şimdi ne demek istiyorum? Mesela sıcaklığın ağırlığı var mı abi? Ağırlık yok yani. Sıcaklığın ağırlığı yok ki. Peki neden hamama girdiğiniz zaman eğilince çok sıcak, ayağa kalkınca rahat oluyorsunuz? Çünkü sıcak hava aşağıda oluyor. Sıcağı havayı da hissediyorsun aslında. Evet. Tamam. Tam tersi. Ya karısı sıcak sıcak. Tamam neyse. Ha öyle mi? Pardon. Özür dilerim. Sıcak yukarıda. Ama nihayetli hafif o zaman. Yani o zaman hafif. Havayla. Soğuk ağır. Abi soğuk aşağıda. Evet. Aşağıda. Yani havayla varlığını gösteriyor. Evet. Yani hiçbir şey bir zıttı olmadan varlığı ortaya çıkmıyor aslında. Zemin olmadan olmuyor yani. Bir derste fizik öğretmeni vardı. Azeriydi. Dinle. Dedim ki sıcaklığın sebebi yasobadır ya güneştir. Öyle değil mi? Dedim dağın tepeleri ovaya göre daha soğuktur. Oysa güneşe daha yakın. Niye sıcak değil de soğuktur dedim. Güneşe yakın. Evet. Mesela güneş bu. Bu mu? Burası mı daha sıcak olur? Burası mı? Burası. Tabii. Dağın tepesi güneşe yakınken niye soğukta uzak olan ova şey? Niye kadar abi? Bir şeyler söylüyor. Tamam. Allah öyle ayarlamış ki. Bu karı depolamış dağların tepesine ihtiyat akçesi gibi, tamam mı? Yani ademi vücutlardır o kar şeyleri. Yani, oksijen azalıyor. Yani basınç azalıyor. Oksijen şey olunca basınç yapıyor, düşük oluyor. O basınç ne oluyor? Birisi işte orada ısı tutunamıyor. Yes, kanunca yani. Nedir? Bir şeyin varlığından bahsedebilmeniz için o şeye göre en küçük noktayı, büyüklüğü tarif edebilirsiniz. Evet. Şimdi soğuğu, en sıcak güneşse en soğuk neresi? Ona göre tarif edersiniz. O zaman burası daha sıcak. Hangisi? En dip. Evet. Yani en sıcak olması lazım ki ona göre tarif edebilirsiniz. Evet, ama o güneşe yakın ya. Yani yakınlık ama ona göre değil. Sıcak soğuğa doğru. Soğuk neresiyse ona göre tarif edin. Sıcak bu kadar sıcak. Sıcağı neye göre tarif edeceksiniz? Sıcağa göre mi? Merkez soruyor. Oraya göre yapamazsınız. Soğuğa göre sıcak diyebilirsiniz. Hı-hı. Yani şimdi güneş... En soğuk neresi? Dağın tepesi mi olan bu? Bir şey değil ki açıkçası. En soğuk tabii ki dağ tepesi. Kime, orada kıyasla. Kime göre ve güneşten uzaklığa göre. Güneşe yakınlık olursa en yakın olur. Olmaz ki. Soğuğa göre dersiniz sıcak bu sıcaktır. Ova soğuk mudur şeye göre? Tabii. En soğuk mu? Hayır. Sıcaktır. Niye soğuk? Güneşten en uzak nokta değil midir? Şimdi, güneş en sıcak değil mi? Güneşin en uzağı soğuk değil mi? Şimdi sıcağı nereye göre tarif edeceğiz? Peki. Bu mantığına, bu mantığa göre güneş en sıcak ya. Evet. Ondan en uzak en soğuktur. Evet. Ova güneşten en uzaktır.
Şimdi soğuğa en yakın olan daha sıcak olur. Güneşe en yakın olan değil. Bak bir daha söylüyorum. Bakın. Ben tam anlasa geçeceğiz. Güneş en sıcak. Evet. En soğuk nedir? En soğuk, en sıcak diyebilmem için en soğuğa göre sıcak. Tamam. En soğuk ne? En uzak olan yer değil evet. mi? Evet. Ova mı güneş en uzak, dağın tepesi mi? Uzak. Soğuğa göre mi bakacağız, güneşe mi? Güneşe, güneşe. Güneşe dağ mı yakın, ova mı? Dağ yakın. O zaman en uzak ova değil midir? Evet. Ha, en sıcak, en soğuk olacak da bu. Onun daha soğuk olması lazım yani. Aha. Peki. Hayır, öyle demedim ki. Tamam, yok yok, ben başka bir şey söyleyeyim. Evet. En sıcağı nispet edeceksin ya, en sıcağı en uzak kıyas edeceksin. Ha, şimdi güneş en sıcaksa, en soğuk ondan en uzak olandır. En uzak olan da ovadır. Daha değildir. Daha ortada. Ha, buna nispet... Aslında bir sürü şey söylüyor da, yani kanun ilahi esmanın mukannen tecellisidir. Allah da burada kırılıyor, kırıyor esmaları. Bize farklı düşünce imkanlarını da veriyor. Öyle. O kadar acayip ki şu dünya denilen şey ahiretin üzerine tentenli perde ya. Neye benziyor? Tentenli perde bir tanesi dedi ki bana bir konferansta. Ya dedi, ben onu anlamıyorum. Dedim ki şu beden ruha tentenli perdedir. Bu. Ne kadar bedenden fikren hissen çıkarsan ruh o kadar ayan olur. Yani beden neymiş? Ruhun üzerine tenteneli perdedir. İyi dinle. Beden, ruha neyse dünya ahirete öyledir. Sırat köprüsü neymiş? İki tane sıfatı var Allah Resulünce. Kılıçtan keskin. Yani sünnet-i seniye dairesindeki şeriattır. Sırat köprüsü neydi? Kılıçtan keskin, kıldan ince. Ne demekmiş biliyor musunuz? Kılıç, Allahu alem böyledir diye ben böyle anlıyorum. Kılıçtan keskin demek... Kılıç şeriattır, sünnet-i seniyedir. Kıldan ince demek, yani itikat ve iman esaslarındaki şirk, küfür, dalalet, bidatlardan sıyrılıp sadakatli, adaletli dış ve iç alemin değerini oturtan ve zahir ve batın ilimlerle donatılıp korunmak. Bu da kıldan ince ve karanlık bir zamanda, başka bir bu şey bu terkip, karanlık bir zeminde kara ve siyah bir taşta, hadisti bu, bak karanlık bir zeminde, karanlıkta kara ve siyah bir taşta, siyah karıncanın ayak sesi kadar incedir şirk, değerini barındırıyor, yani ne? Kıldan ince. Yani şirk o kadar ince ince ki diyor Allah Resulü, karanlıkta, kara bir taşta, kara bir karıncanın yürümesinden çıkan ayak sesi kadar incedir. Tamam mı? Şimdi bir de okuyorum. Yani itikat ve iman esaslarındaki şirk, küfür, dalalet, bidatlardan sıyrılıp, sırat köprüsü neydi? Kılıçtan keskin, kıldan ince. E şimdi söylüyoruz. Kılıç demek sünnet-i seniye, şeriat. Ne kadar uyuyorsun? Sırat köprüsünde Allah bizi geçiyor. Sırat köprüsünde seni geçiyorsun zaten. Sırat köprüsünde zaten geçiyorsun şimdi. Sırat köprüsünde bir ders vardı. Sırat köprüsü neydi? Bak halam, dayım, amcam, abim, ablam, kardeşim, evladım, torunum sana diyorum. Kendime ilk önce. Sırat köprüsü neydi? Kılıçtan keskin, kıldan ince. Geçeceğiz. Geçiyoruz zaten. Sureti burada, hakikati orada. Nedir o? Kılıçtan keskin, şeriat, bidatlar, hurafeleri yapıyor musun? Yani şeriat. Peki, kıldan ince ne demek? İtikat bozukluğu. O zaman sen sünnet-i seniyeye uyarak, itikatını düzelterek yaşıyorsan sırat köprüsünü geçiyorsun. Adamın bir tanesi geldi dedi ki, bu kıldan ince sırat köprüsüne diyor, kılıçtan keskin sırat köprüsüne ev yapasım geldi diyor. Ulan nerede yapacaksın ya? Yapacakmış adam. Onun köprüsü öyle. Benim köprüm değil. Vay be nasıl oluyor? Onun köprüsü çok genişlemiş ev yapıyor. Sünnet-i seniyeye, sünnet-i seniye kılıç, yani sırat köprüsünün simgesi, fiil, İslamiyet, kıldan ince itikat. Ha, eğer
itikadımızı doğru, amelimizi de doğru yaşarsak Sırat Köprüsü zaten cadde gibidir. Şu anda zaten onu geçiyorsun. Devam ediyorum şimdi Münike Mekiliçi'nin. Burayı okuyacağız bu konuyu. Haftaya açmamak adına bitireceğim şimdi. Diyor ki, nasıl ki münker, ne demek? İmani mevzular, imani esaslar, hakikatler. Münker mekir vardı ya. Peki nekir nedir? Bak, münker, nekir. İyi dinleyin. Nekir münker değil. Kabile girince kim gelecek ilk önce? Münker, sonra nekir. Bir daha. Münker, nekir. Bir daha. Münker, nekir. Münker neymiş? İmani mevzular. İtikat sorulacak ilk önce. Nekir? Rehberler ki layıkalar, ölçüler, hayatlar, yaşantılar. Nekr? Reddettiklerin, onayladıkların. Nekr? Önce iman, sonra İslamiyet. Evet. İlk önce Mehmet Kar sana şunu soracaklar. Allah'ın kim demeyecekler. Allah, o zaman... Rabbin kimdi? Mutlaka bir Rabbin vardı da. Burada böyle Burak da oldu. Men Rabbuke. Rabbin kim? Para mı? Kariyer mi? Şöhret mi? Sağlık mı? Çoğu insanlar hayatlarını, bedenlerini uzun ömürlü yaşamayı putlaştırmış. İndir bitin, yat kalk beden. Aman ha. Aman ha. Kimyonu koy. Olmaz. Çörek otunu koy. Ya dur. Kan grubuna göre beslen falan. Ruh, namaz hepsini unutmuş. Bu nedir? Put. Bak. Münker itikattır. Nedir o? Kıldan ince. Nekir? Kılıçtan keskin. Reddettiklerin, nekrettiklerin, reddediyorum. Bunu eylem olarak kabul ediyor. Birisi uluhiyet, birisi rububiyet. Uluhiyet, rububiyet. Sonra dimağın serbest bölgesindeki iki esas. Münker, nekir. Allahu alem, tahayyül. Tahayyül neymiş? Rehberler, ölçüler, hedefler. Tasavvur, hakikatler, esaslar. Tamam. Tahayyül, eylemler. Tasavvur, itikatlar. Tamam. Eylemler. Nekir münker gibi oldu abi şimdi. Evet. Yani serbest bölge ya. Yani bu serbest bölge. İlk önce nedir o? İtikat gelmeden önce mesela terkleri yapma. Terk. İlk önce la ilahe, sonra illallah. Evet. Hasan abi, münker kalp, nekir dima gibi görünüyor. Münker? Münker kalp. Evet, uyuyor. Doğru. Bak şimdi, arkadaşlar bir kere ezber gitmeyin. Tahayyül mekanı anlatır. Nasıl ezber yapmamanız için söylüyorum. Tahayyül şekildir. Bana bir hayal söyleyin ki şekil olmasın. Hala olur mu? Olmaz. Olmaz. Şekil mekandır. Kafanızdaki mekanı o oluşturur. Mekan. O zaman neyi gösteriyor? Mekanda eylemdir. Eylemin kendisi. Tasavvur ise mekan değildir. Düşüncelerdir. Zaman demiştik. Evet, zaman. Mekan, zaman. Zaman. O zaman münker, nekir. Şimdi bir tanesi eylem, bir tanesi itikat. Bu eylem itikat. Yani bu itikat değil yani. İtikatlarımızı oluşturan şeyler. Bu itikat değil arkadaşlar yani. Tamam mı? Nasıl ki tasdik neydi? İlimdi. Neydi? Fikri iltizamdı. Bu neydi? Fiili iltizam. Yani ikisi de iltizam. Yani bu eylemlerimiz de tahayyülümüz kıblesine konulur. Bu doğru kitapta, doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yaparsak fikriyatımız olur. Hazreti Ömer'in dediği gibi yaşadığınız inancınızı oluşturur. Yani nasıl yaşarsanız öyle inanırsınız. Nasıl inanırsanız da öyle yaşarsınız. Yani bunlar münker mekillerimiz oluşturuyor. Aslında bu mekandan istediğim zamana geçebilirim değil mi? Geçersin. Zaten zamana da geçmiyorsun ki. Zaten zamansız mekan yok, mekansız zaman da yok. Kelamdan ikisine de geçiyorsun yani. Kemal ikisini cem etmiş. Kelam.
Peki biraz da gideyim de malzememiz biraz zengin olsun. O zaman serbest bölge hususi dünyanı cennet ve cehenneme götüren, bağlayan sırat köprüsüne benziyor. Tamam mı? Hem nasıl ki haşir meydanındaki mizanın, hesabın yani doğrunun ve yanlışın ayrıldığı mahkemenin küçük bir nümenesi vicdandır. Öyle değil mi? Haşir meydanının, mizanın, hesabın neyi çekileceksin, neyi çekilmeyeceksin? وَاِنَّ الْاَبْرَارِ لَفِنَائِمْ وَاِنَّ الْفُجَارِ لَفِجَائِمْ Ahirette cezası olan, mükafat olan bir fiilin, bir itikadın dünyada da uyanık olan vicdanen hisseder. Mesela arabayla gidiyordun Gökhan, tamam hiç kale almadın, kadını ip ıslak ettin. Yağmurda su fırlattın, yavaş gidebilirdin. Sizin peki onu aynadan gördükten sonra helal be, nasıl ıslatık der misin? Vicdan seni yakar mı yakmaz mı? Bak ne zamandan beri söylüyorum çünkü böyle bir hata yapmışım. Sonra ileride el freni çektim, geldim, adamdı. Elimi kaldırdım, özür diliyorum dedim. Bilmeyerek oldu ama dedim adam durdu. Ama inan bana samimi söylüyorum, kuru temizden parasını vermek için geldim ve hakkını helal ettirmek için geldim. Baktı bak, kusurunu anladınsa dedi, affettim seni. Yani bakın, niye söylüyorum, niye bunu olayla anlatacağım şimdi. Benim vicdanım şu anda rahat. Haşir meydanında Allah bana ne soracak? Kazanacak mıyım, kaybedecek miyim? Merak mı ediyorsun? Vicdanına sor. Vicdanın sana söylüyor. Mesela bu fiili yaptın, hayır hasenat yaptın mı yaptın, bunun ahirette cezası mı mükafatı mı var, vicdanınıza inan sorun. Yaptığımız günahlar bizi sıkıyor mu sıkmıyor mu, rahatsız ediyor mu etmiyor mu? Vicdandır, o haşir meydanın provasıdır, tamam mı? Devam ediyorum, vicdandır. Bir daha, bak, hem nasıl ki haşir meydanındaki mizanın, hesabın yani doğrunun ve yanlışın ayrıldığı mahkemenin küçük bir nümenesi vicdandır, alemlerin haritası da kalptir. Dimadakileri vicdana aktaran dima sistemi yol ve koridor ve izandır. Yani dimadaki şu var ya şu, şu arkadaşlar, şurası, şuradan, buradan şey yapıyor, vicdana atıyor. Atıyor. Tamam abi. Akıl bir taraf, bir taraf. Bak uzak tuttum şeyi bir iki, göresiniz diye. Tarafsız. Bir taraf. Tamam. Zıtların ayrıldığı yerde vicdan. Değil mi abi? Evet, burada ayrılıyor. Zıtlar ayrıldı. Evet. Kıyamet koptu. Kıyametin koptu. Devam edeyim. Nasıl ki bak, nasıl ki haşir meydanındaki mahkeme vicdan. İki, haşir meydanında hak, batıl, doğru, yanlış, iman, küfür gibi zıtların toplandığı yerdir. Acaba haşir meydanı oydu. Acaba insandaki serbest bölge haşir meydanı olmasın? Çünkü serbest bölgede her çeşit zıtların bulunduğu. İki, serbest bölge neydi? Dört tane şey vardı. Bir, her çeşit zıtların bulunduğu. İki, her şeyin her mertebesinin bulunduğu. Üç, her daim tamamına hakim olmak eha savasa müessel olur. 11. lema. Ebedi hayatı iksirleyip mayalayandır serbest bölge. Hasan abi, şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz belki baba değilsiniz ama dayısınız. Evet. Değil mi? Hem amcayım. Hem amcasınız. Hem abiyim. Hem abisiniz, hem evlatsınız. Evladım evet. Değil mi? Bir baba değilim. Bir baba ama değilsin. Bir baba var. Vay, varım. Ha, var mısınız? Varım ben. Var mı öyle bir ihtimal? Hakikaten. Niçin biliyor musun? Ve ustad diyor ki, Ebu Laşey, ben diyor ustad hiçbir şeyin babasıyım. Bak, Ebul Garibul Zaman, Seyyari Celide-i Seyyare, İbnül Zaman, Bedü Zaman, bir de ben diyor Ebu Laşey, hiçbir şeyin babası benim. Laşey. Laşey. Sen iki çocuğun babasısın. Ben Laşey'in babasıyım. Muayyenleşmedim ben. İki çocuğun babası olmamakla her şeyin babası oldum. Laşey. Laşey. O da güzel. Yani ne diyorsun? Hiç değil babasıyım. O da güzel. Yani hiç.
Benim bir nihayetim var ama o hakim. Şimdi söyle, şimdi söylediğini söyle. Şimdi abi şunu söylemek istiyorum. Latife'ye bak. Şimdi serbest bölge için Hasan abi. Mesela baba olarak baktığınız zaman sizin için farklı bir manası var. Evlat olarak baktığınız zaman farklı bir manası var. Tek kul olarak baktığım zaman. Tek kul olduğunuz zaman farklı bir manası var. Yani bu aynı zamanda Sırat, aynı zamanda Haşir, aynı zamanda Burak, aynı zamanda Münken Nekir. Sırat Kürt. Yani bunu ne olarak baktığınızı göre o şekil alıyor, değişiyor. Sonra size öyle görünüyor aslında. Evet. Suret abi burası. Her şeyin suretinin olduğu yer. Her şeyin suretinin olduğu yer. Çünkü her şey oluyor bu. Bak ne diyor? Beraber diyelim. Bir, her şeyin her şekilde bulunabileceği. Allah Allah. Evet. Burası bak. Neymiş? Her şeyin her şekilde bulunabileceği. Her şeyin her şekilde bul. İki, her şeyin her mertebesinin bulunabileceği. Üç, evet, tamam. Her daim insanın kontrolünde olamayacağı. Evet. Serbesttir diyor usta. Bir derece serbest. Evet. Dört, insanın tılsım ile buranın iksirlenip, şurayı iksirle, şu kafayı iksirle, kalbi mayalandırıp, değiştirip, dönüştürendir. Dur. Ne acayip bir şey. Dört tane şey. Hangisi? İstersen şundan gir. Kalpten girersen kalbe doğru. Diman tılsım ile şu tılsım, şu tılsım ile kafayı iksirliyor, kalbi mayalıyor. Bu. Peki başka? Bu her şeyin her mertebesinin bulunacağı. Her şeyin de her yerde olacağını her yerde gösteriyor. Evet. Bu bambaşka. Şey bu bambaşka. Olsa biz etikatta başımız dönecek dedik Osman'la. Kulağa evet. Çınlasın şimdi. Evet. Ya etikat, ya abi dedim acayip şeyler çıkacak dedim. Ya dedim ki, dedi ki abi dedi sen dedi bu dima nereden başladın? Tasdikten başladık. Abi dedi, tasavvuf takıl varken niye buradan başladın? Bunlardan korktum dedim. Vallahi korktum. Dedim ki, yok ben giremem. Buna dedim ki, gafur. Dinle. Yok dedim, buna da giremem. Ona takıl, bu daha berbat. Allah. Daha acayip bir şey. Adem beni çekecek bu. Bu beni dünyada kopartacak dedim, korktum. Eğer bunları yapmadan buna başlasaydım, tamamen kopartacaktı bizi. Bizi çekecekti, bitirecekti işimizi. Gücümüz yetmeyecekti. Ciddi bir manevi hal ile buradan başlayamadım. Buradan başladım. Mesela bir şey söyleyeyim. Kur'an'da cari olan bir kanun, kanunlar Risale-i Nur'da da caridir. Kur'an'da nasih ve mensuh var. Yaptığım 40 küsur tane nasih ve mensuh, nesedilmiş hükümler de var. Tamam mı? Şahsi hukuk, umumi hukuk. Sizde de var mı? Külliyatta. Yok sizde? Ben onları şey yaptım, tamam mı? Şimdi nasip ve mensup, nasip mensup bir sürü farkı değil. İnsanda da uygulamadan ben dersi sevmiyorum ya. Ama bir baktım gece hayır yapmayacağız. Sakın yapma. Ben de geçti işte. Ne zaman? Hazır duruyor, yapamam. 63 tane nasip ve mensup var ulemanın ha Kur'an'da. Mesela bir tane örnek vereyim hep. İnne dine indallahil İslam, Allah'ın nazarında din tektir. Bu ayet kafirin suresini kaldırmışlar, nesetmiş. Kul ya eyyühel kafirun la abudu. Orada diyor ki, senin dinin, sizin dinin, size, benim dinim. Orada iki tane din var, sizin din, benim din. Ama yine dine indallahi İslam'da tek din. Allah'ın nazarında din tektir. Nesedilmiştir diyor. Niye duruyor? 7 tane hikmetini anlatıyor. Bir tanesi nedir? Bu ayetin, kafirin suresinin nuzul ettiği şartların tahakkuk ettiği Cezayir, Tunus olur, Azerbaycan olur. Şun Türkmenistan mesela çok İslam, Türkiye'nin 1930 ve 40'lı İslam baskısını yaşıyor. Ha, onlar da şu anda kulya-i kafirin olur. Yine dine indallahi İslam olmaz şu anda. Çünkü 1930, 40'ları, 50'leri yaşıyorlar. 50'de değil 40'ları. İslam, Türkiye'deki İslami baskı orada da var şu anda Türkmenistan'da geçiyor. Yani bölgeye göre, onun için Kur'an cihan şumul bir şeydir. Dolayısıyla burası çok dehliz bir yer. Ama Allah hamdolsun ki, Allah on namı tenahi ve Habibine salatu selam olsun ki, böyle bir derste kendisiyle bizi meşgul etmiş. Evet. Tam böyle bir hakikatle bizi Cenab-ı Hak haklandırmış. Ve şuraya bakıp kendimizi, şu yazı diyoruz, dima deyince elma deyip, dört tane harf kimsenin hatırına gelmediği gibi elma, E, L, M, A değil, kırmızı elma, masa elması,
Ama Amas Elması diyoruz ama elma görmedik tabi Amas Elması. O kaya duyurulur, Gökhan'a duyurulur. Peki, şakayla beraber, şimdi son cümlemizi söyleyelim ve kapatalım. Böyle bir sistem dimağda her daim, akşam, sabah, çocuk, yaş devamlı çalışan bir sistem bu. Gecesi yok, gündüzü yok. Dikkat edin, kafanın içi karanlık değildir, ademdir, karanlıktır. Çünkü eğer kafanın içerisinde ehlileri söylüyor, nörolojiciler, nöroloji değil mi kafayla uğraşan, zerre kadar delik olsa, ışık girse şekil göremezsiniz, renk göremezsin. Onun için kafanın içi karanlıktır. Bütün sesleri duyabilmek ve ayırt edebilmek için kafanın içi sessiz olması lazım. Bütün tatları alabilmek, lezzetleri alabilmek için kafanın içinde tat ve her şey olmaması lazım, koku olmaması lazım. Yani kafa sanki bu noktada Adem. Tılsımlayınca işte abi artık gözükmeye başlıyor. Evet, anladınız mı bak? Evet. Aydınlık karanlık zeminde ortaya çıkıyor. Lezzet lezzetsiz zeminde. Ses sessiz ortamda. Peki nasıl ses orada ortaya çıkıyor? Duyuyor musunuz? Görüyor musunuz? Koydum bilgisayara. Aa! Hayatım varmış. Allah Allah! Bu mu hocam? Ses! Hiç kimse bunu görmüyor. Lan hiç kimse buraya bakmıyor. Buraya koydum. Burada gözüküyor. Ha. Burada ses, görüntü nasıl kodlanmış? Buna da böyle. Allah Allah. Hiç kimse inanır mıydı burada? Manzara var. Köpek ilan var, bedesel var. Atlar, manalar, ilim. Alim burada, alim. Yapma ya. Ses, görüntü, her şey burada. Lan nerede? Görüntü, görüntüsüzde. Ses, sessizde. Yok. Ses, sessizde. Görüntü, karanlıkta. Daha bu. Peki, buraya koyduk. Hayat bilgisayarında dima soktuk. Vay be. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Diyelim mesela soktuğunuz bilgisayarı orada beni gördünüz mesela. Hangisi gerçek benim? Hepsi sensin. Çünkü timsali söyledim. Mesela ben Kur'an okurken, Kur'an okuyorum. Benim başıma geleni söylüyorum. Herkes kendi başına söylüyor. Geldi birisi. Aynı yaptığımı söylüyorum. Git kardeş ya. Ellezenin. Git ya, Kur'an'ımın içine gir. Beni mecbur ediyor. Sadakallahu nazim, ya Rab ona da merhamet et, bana da merhamet et. Allah'ım, derdi varsa Allah'ım kaldır. Bismillahirrahmanirrahim, bir baktım istesem de yok. Buraya girdi. Hangisi? O timsali suretidir, buraya geldi. O gelmese, benim buraya sinyal vermese, benim serbest bölgem olmaz bu. Onun haberi var mı yok? Benim haberim var mı? Peki kim getiriyor? Şahsi manevi yapıyor. Şahsi manevi şöyledir. O diyor ki, Hasan, sen o kardeşinin şu anda ihtiyacı var, gönder hemen Fatih'e çabuk. Onu ilgilen. Şahsi manevi ölüm anında da böyle yardım ediyor. Nasıl ki hiç seninle alakam yokken, okurken pat diye Harun geldi, sen geldin. Kur'an'a sadakallahu nazim. Ya Rab ona merhamet et bana de. Sadakallahu nazim. Kestik. Bismillahirrahmanirrahim. Nokta koydum baş harfi. Araya bu adamı soktum. Niye? Onun hiç haberi yok. Hastanede ameliyata giriyor. Bana dua ettiriyor. Peki. Bunu kim yapıyor? Şahs-ı manevi. Aklıma fikir veriyor, kalbime meyil veriyor. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim istesem dadam yok. Ha, şahs-ı manevi nedir? Bütün nurcuların kafasından çıkan yükünü tencereye kat. Bütün nurcuların fikirlerini, tefekkürlerini bu anlattıklarımızı koyar mısın? Hepsinin. Kalptekilerini de koyar mısın? Ruhtaki latifeleri de koyar mısın? Akıldaki fikirleri, kalpteki hisleri, ruhtaki latifeleri, eylemdeki, yaşantıdaki enerjileri. Karıştır. Bu, benimsi bu. Seninkisi de bu ayrı ayrı. Hepimizin toplayalım bakalım. Hepimizin. Karıştır, karıştır. Bunların toplamı şahs-ı manevidir. O zaman şahs-ı manevi nasıl insan-ı kamildir? Bütün nurcuların akıllılığı kadar akıllı,
bütün nurcuların maneviyat kadar maneviyatlı, bütün nurcuların ruhları kadar ruhu, bütün nurcuların yaşantısı kadar doğru yaşantıya sahip. Menfisi yok. Menfi sirayet etmez. Günahlar sirayet etmez babadan oğula da. Hayırlar sirayet eder. Ha, o şahs-ı manevi akıllıdır. Çünkü akılların toplamıdır. O şahs-ı manevi kalplerin toplamıdır, kaplıdır. O şahs-ı manevi ruhludur çünkü ruhların toplamıdır. O şahs-ı manevi doğrudur çünkü doğru eylemlerin hulasasıdır. Ölüm anında ve şu anda da aklına ilham eden, aklına bak, aklına fikir veren, kalbine ilham eden odur. Sekeratta da yalnız bırakmıyor. O bırakmıyor. O yar dinledik. Buna delilim Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim kabirde sizin enişi ve yoldaşınız olacak diyor. Tamam mı? Benim bir hadiste var ya, işte ufak bir şey, onun seviyesini gösteriyor. Nünker Mekir hesap soracak, Peygamberimiz buyuruyor. Kalbinde bir adam duruyor şurada. Nünker Mekir diyor ki, çekil de diyor, hesap soracağım ben. Hayır ben çekemem dedi. Ya çekilmen lazım, bu insana ben hesap soracağım. Çekilemem diyor. Sonra Rabbine müracaat ediyor. Sen kimsin diyor Nünker Mekir. Ben onun okuduğu Kur'an'ım diyor. Sonra ya Rabbi diyor, yani sonra buna diyorlar ki sen oradan çekil, adama hesap sorulsun. Bu ayrılırken şuna diyor ki sahibine, endişe etme, gene senin yanındayım. Sen beni dünyada bırakmadın, ben de seni bırakmayacağım. Ayağının kenarına geliyor. Ayağın orada, bak buradayım, yavaş, endişe etme. Korkma, mahzun da olma. O duruyor, hesap sorarken yardım ediyor. Yani oradaki varlığı yardım ediyor. Kur'an. Ondan sonra o hesabı rahat veriyor. Şey de zaten telkin ne demek yukarıda? Biz telkin veriyoruz. O adam ilk panik yapıyor ya, ilk defa ölüyor da, daha önce ölmediniz yani. İlk defa diyor, panik yapacak, yukarıda sesi duyuyor. Kul korkma. Kul la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kabir haktır. Ona kabirdekini haktır denilir mi? Zaten bize söyle ya onu. Kabir haktır, buradakileri söyle, ona söyle. O neresin ya burası? Ya bu ne? Kabir, yani inanmıştın ya, kabir haktır, korkma. Kabir haktır. Ha öyle mi ya? Kabir haktır. Bunlar nedir? Heyecan, panik yapıyor. Hesap haktır, Nünker Mekir haktır. Ne yapacağım? Korkma, kul la ilahe illallah de. La ilahe illallah. O imam söylüyor hoca. Muhammedun Resulullah. Peygamberin Muhammed'dir de. Muhammed, o zaman tabi bunları konuşana kadar yardım edince korkaklığı gidiyor. O zaman kitabımda Kur'an'dır, kıblem Kabe'dir diyor. Risale yapıyor abi, aynanı yazıyor zaten. En geziz, en ünsiyetli, en ferahlı bir seyahat oldu. Kabir seyahatmış. 2 aylık mesafe varmış. Birinci günündeyiz dünyada. Sonra limana gireceğiz. Limanda istasyon var. Tren varmış. Hayal et treni. Zeytinburnu. Liman varmış. Bir gemi var. Bir de orada da havalimanı var. Yeşilköy'de. Darüsselam oluyor değil mi abi bu istasyon? Evet, Darüsselam olabilirse. Oluyor. Ondan sonra bak. Tren, gemi, uçak, bir de otomobil var. Sabri abi. Ha, şimdi. Sermaneye göre bir. Sermaneye. Neymiş abi? Bir seyahat oldu. Hani senin korktuğun şey seyahat? Allah'ım. Dün akşam uçak korkusuna ait ehline eğiten, pilotu iken imza atan. O atmasa uçak, pilot uçamıyormuş. O kendi söylüyor. Onlara şey. Ondan seni şeyde sokacağım dedi. Onları soktuğun bir alet varmış. Aynı hissettiriyor. Simülatör. Ondan sonra bir de uçakları o türbinlerde, o hangarlarda kanatı nasıl çekiyorlar. Onu da göstereceğim sana dedi de. Ondan sonra şimdi onu attım elinden. Seyahatmış. En lezizmiş. Ünsiyet. Niye? En elim lezzetli oluyor. Kasavetli, ünsiyetli oluyor. Sıkıntılı, ferahlı oluyormuş. Seyahat böyle değişiyor. Kabir kimisine bu, kimisine bu. Kim yapıyor? Bu yapıyor. Bu değiştiriyor, iksirliyor. Tılsım. 8. söz, tılsım. Son şeyi, Ali merak etmeyi, hemen namaz kılacağız. Kendime söyledim. Böyle bir sistem dimağımızda her daim, akşam sabah, çocuk, yaşlı, kadın, erkek çalışan bir sistemdir. Buraya tam hakim olan bir. Buraya tam hakim olan bir. Huzur etem sahipleri ki peygamberlerdir. Tamamen kontrolü olanlar, endişe etme sen edemezsin. Tamamen kontrolü olanlar huzuru
tam değil, huzur etem. En son huzur sahipleri, en mükemmel huzur sahipleri, peygamberlere tamamen kontrol verilmiş. Başka? Huzuru, bu etemdi, unutmayın. Huzuru etem, peygamberlere. Huzuru daim sahipleri ise imamlara, yani asıl imamlarına, diğer imamlarına, bak, huzuru etem, peygamberlere, huzuru daim asıl imamlarına ve türevlerine, bizler ise peyderpey, zaman zaman nisbi hakimiyetlerimiz buraya oluyor. Burada kesiyorum. Abi sünneti seneye ittiba, huzuru etem şeklinde hakimiyet. Evet, mesela huzuru etem, buraya tam hakim o peygamberlere. Huzuru etem peygamberleri değilse, peygamberlerin sünnetine bil fiil olmasa da, bil fiil, bir niyet, bir kasp, bir irade, bir cez, bir gayret, 11. lemada böyle sayıyor. Bir huzuru etem peygamberlerde ise onların sünnetini takip edenler de derece derece felemsal felemsal oluyor. Evet. Huzuru daim ise, huzuru etem değil, asıl imamlarıdır. Peygamberlerle asıl imamlar arasındaki farkı kaydı olarak usul bakımından söyleyeyim ve keseyim. Peygamberler iki, masumdurlar ve mahfuzdurlar. Korunmuşlar mı yani? Evet, bak, peygamberler bir, iki, mahfuzdurlar, iki, masumdurlar. Tamam mı bak? Mahfuzdur, korunuyorlar ve günahsızdırlar, masumdur. Günah yok. İmamları şey yapıyorum. İmamlar ise, imam şu cami imamı kabul etmeyin ha. Bunlar hocadır. İmam azamdır, imam-ı maliktir, imam-ı şefazettir, Allah şefaatlerini mazhar eylesin. Amin. Ha, iki tane değil bu. Bak, iki tane değil, nedir o? Mahfuz değiller ama masumdurlar. Günahsızdırlar ama hıfz cebra ile korunmazlar. Mahfuz değiller ama masumdurlar. Öyle günah kebarları, günahları yoktur. Neden biliyor musunuz abi? Söyle. Söyleyeyim mi? Öyle değil söyle tabii tabii. Çünkü Hasan abi, peygamberlerin üstünde o sonsuz güç kudret sahibi olan Allah-u Teala var. Ama imamlar peygamberlerin altında olduğu için onların koruması altındalar yani. Nasıl derim? Evet evet doğru. Anlatabildim mi? Yani mahfuzlukları peygamberden, nebilerden geliyor. Geliyor evet. Çünkü bu taraflarına resuldürler, buraları da şeydir, velayet sahibidir. Evet. Yani şunu eklersek, bu yok. Nübüvvet, velayet. Bak, burası nübüvvet, nübüvvet, velayet. Bunlarda nübüvvet yok, velayetleri var. Sırrı nübüvvetin. Peki bu neydi ispat ediyor? Bazıları velayet diyor. O şekilde doluyor işte. Velayet nübüvvetten üstündür diyen bazı metsup yani öyle şey değil. Metsup sikir halinde bu ifadeyi kullanan olmuş ulema. Onun adı olmuş. Çünkü velayeti, çünkü Peygamber Aleyhisselam velayetiyle gitti, risaletiyle döndü ya. Şimdi nübüvvete velayet yetişemez. Bak, masumdurlar ama mahfuz değiller. O mahfuz nübüvvet ehilleridir, resullerdir. 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 Veli, velayet, veliler. Vilayet oradan gelmiş ha, Osmanlıca'dan. Şu İstanbul vilayeti, velayet. Yani sayın. O zaman veliler velayet sahibidirler ama nübüvvet sahibi olmadıkları için mahfuz değildir. Sanki bir yerde şey diyor abi, bir sadece Mehdi için bir sırrı nübüvvetin şeyi vardır. Rahat durmuyor. Yok, o şey diyor, şualarda diyor, o büyük Mehdi diyor.
şey diyor, saha Kur'an'dan hadisten sonra sahabe geliyor ya, o Mühim Mehdi için diyor ki, ondan sonra sahabenin şeyleri diyor, diğer sahabe. Dört halifeden sonra Büyük Mehdi, sonra sahabe geliyor. Yani şey bakın, bak Resul, dört sahabe, Büyük Mehdi, sonra sahabe. Şu anlarda geçiyor. Burada kesiyorum. Öğle namazı kılacağız. İkinliğe ne kadar var? 1,5 saat. Bir şey, eyvah. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha. Allah'a emanet.